Hoş geldiniz. Yavaştan başlayayım ben. Biz bugün burada kendisinden doğup kendisine dönen sergisi kapsamında Deretepe Büyük Menderes etkinliğinde birlikteyiz. Ben Mekanda Adalet Derneği'nden Cemre Kara, yanımda Bayat Avdan Bülent Hocam var, Bülent Şık. Diğer yanımda ise Avdan Platformu'ndan Hatice Kocalar, Ulubey Çevre ve Dayanışma Derneği'nden Arslan Civan ve Germencik Çevre ve Doğa Derneği'nden de Metin Hocam burada, Metin Aydın. Öncelikle gelebildiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Yani sahada teker teker onları ziyaret etmiştik ama burada onları görebilmek çok güzel. Ben kendi adıma çok mutluyum ve heyecanlıyım. Az önce biz Büyük Menderes Havza çalışmasında bir araya geldiğimiz insanlarla bir sergiye doğru gittik ve yapılan çalışmaları gördük. Hepimizi heyecanlandık diye gördüm ben açıkçası. Ve burada şimdi sizlerle birlikte Büyük Menderes Havzası'nda yaptığımız çalışmayı konuşmak istiyoruz. Konuşmacılarımız bölgede yaşayan ve sorunlardan doğrudan etkilenen, yıkıma karşı mücadeleyi birebir veren insanlar. Onların yaşadıkları sorunları, mücadele ve dayanışma deneyimlerini dinlediğimiz ve aynı zamanda da bu mücadele kanalını hep birlikte nasıl genişletebiliriz, neler yapabiliriz hep birlikte konuşmayı düşündüğümüz, umduğumuz bir etkinlik olmasını istiyoruz. Size kısaca Mekanda Adalet Derneği'nden ve Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı'ndan bahsetmek isterim. Mekanda Adalet Derneği, kentsel ve kırsal süreçlerin mekanda daha adil, ekolojik ve demokratik süreçlerin geliştirilmesine dair disiplinler ötesi çalışmalar yapar ve yenilikçi, nitelikçi ve kamusal bilgiyi üretir, bunu yaygınlaştırmaya çalışır. Biz 11 kişilik bir ekibiz. 2016'da İstanbul'da kuruldu ve ekipten 9 arkadaşım burada. Onlara da teşekkür ederim geldikleri için. Kent ve Çevre Adaleti Programı'nda, Kent Hakkı ve Çevre Adaleti Programı'nda çalışmalar yapıyoruz. Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı, farklılıklarımızdan, eşitlik, adalet ve özgürlük taleplerimizden ve bunun gerektirdiği çabalardan ödün vermeden bir arada yaşamanın gerekliliğini ve mümkün olduğunu savunur. Sadece insanları değil, doğadaki tüm canlıları da sağlık ve esenliğini önemser. Bilgi, sanat, tasarım, politika üretir. Bunların çıktılarının gündelik hayat ile buluşmasını sağlar ve benzer çabaları da destekler. Şimdi girişte bir demiştim, biz burada bir sergi kapsamında buradayız diye. Ben bu serginin, bu etkinliğin arkasında kocaman bir hikaye var aslında. Biraz orayı anlatmak isterim size. Büyük Menderes Havza çalışması. Bu serginin biraz da böyle bu etkinliğin olmasına sebep bir çalışmaydı. Biz MAD olarak 2018 yılından beri Çevre Adalet Programı altında havza çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar temelde bir araştırma çalışması ve yereldeki mücadeleleri görünür kılmak, onlarla bağ kurabilmek en temeldeki amacımız bu. Bir su yolunu bir nehri doğduğu yerden denizle buluştuğu noktaya kadar takip ediyoruz ve çevresindeki bu büyük yatırım projeleri sebebiyle bölgenin ekolojik ve toplumsal açıdan nasıl etkilendiğine bakmaya çalışıyoruz. Bizim sahada karşılaştığımız, yani birçok sahada karşılaştığımız bu etkiler nelerdir? Mesela yerinden edilme, toprak gaspı, biyoçeşitlilik kaybı veyahut şirketlerle birebir de bu insanların karşı karşıya gelmeleri ve hukuki mücadele yürütmeye çalışmaları. Biz gittiğimiz havzada bu sorunları birebir de yaşayan ve mücadelesini yürüten insanlardan dinlemeyi, direkt onlarla konuşmayı çok önemsiyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. 2018 yılında, şimdiye kadar 5 havza çalışması yaptık. 2018'de Ordu Melet Havzası'na, 2019'da Çoruh Nehri'ne, 2020'de olmayan bir su yolunu takip ederek Kanal İstanbul Proje Güzergahı'na gittik. 2021'de Ergen Havzası'na ve son olarak da Büyük Menderes çalışmasını Bayatav ile birlikte yürüttük. Biz bu çalışmanın, son yaptığımız çalışmanın her iki kurumun da deneyimini, zamanını, pratiklerini ortaya kattığı bir çalışma olarak görüyoruz ve bizi beslediğini de düşünüyoruz açıkçası.
Biraz daha büyük Menderes Havza çalışmasına gelirsem biz bu havza çalışmasını bu yılın Şubat ve Nisan aylarında gerçekleştirdik. Ve avukat, sosyolog, şehir plancısı, gıda mühendisi, videograf gibi farklı disiplinlerden 15 kişilik bir ekiptik. Aşağıya. Böyle. Biz peki Büyük Menderes'e neden bakmak istedik? Şöyle yapsam. İstanbul'dan ve İzmir'den iki farklı ekip olarak uzun zamandır bölgedeki yerel mücadeleyi, Büyük Menderes inisiyatifini, Avdan platformunu ÇEDA'yla ön araştırma sürecinde tanışmıştık. Yine Germencik Çevre ve Doğa Derneği'yle ama uzun süredir takip ediyorduk. Ve bu ön araştırma sürecinde de çevre adaleti perspektifinden 3 adet tematik odak ile karşılaştık açıkçası. Bunlardan birincisi Uşak Kışladağ Altın Madeni'ydi. Bu maden biyoçeşitlilik açısından zengin, korunan alanların bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Ve madenciliğin en doğru şekilde yapıldığı ve halkın rızasının da inşa edildiği iddia edilen bir altın madeni olsa da bu Kışladağ Altın Madeni çevresindeki köyleri uzun bir süre susuz bıraktı. Ve belki o dönem haberlerden takip edebilme şansınız olmuştur. Biz bunları duyarak aslında Uşak'a gitmek istedik. Bir diğeri Avdan Kömür Madeni'ydi. Bu maden projesi öncesi Avdan'a termik santral yapılmak isteniyor. Fakat halkın katılım toplantısında Avdanlıların geniş katılım göstermesiyle bu proje iptal ediliyor. Fakat peşinden 2022'de bir gecede Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tarım arazileri kamulaştırılıyor, acele kamulaştırılıyor. Ve bu yürüttüğümüz çalışmada Avdanlılarla birlikte o günden bugüne sürmeye devam eden mücadelelerini konuşmuştuk. Bir diğeri, üçüncüsü ise odaklandığımız üçüncü sorun Buharkent'ten Söke'ye kadar olan jeotermal enerji santralleri yani JES'ler. Bu bölgede 44 adet aktif jeotermal enerji santrali bulunuyor. Ve bu JES'lerin aynı zamanda onlarca sayılabilecek kuyuları da mevcut. Bu kuyulardan akışkanlar bir boru aracılığıyla santrallere taşınıyor ve elektrik üretimi gerçekleştirildikten sonra da tekrar alındığı yere geri bırakılmaları gerekiyor. Bunun bu işlemin yetersizliği sonucu açığa çıkan kirliliğin, tarımsal üretim kaybı, halk sağlığı sorunları gibi sorunlar başta olmak üzere ciddi bir çevresel ve toplumsal yıkım yaratıyor diyebiliriz. Biz bu havza boyunca bölgeden sivil toplum temsilcileri, uzmanlar, kamu aktörleri, yerel çevre mücadeleleri hepsiyle teker teker görüşmeye çalıştık. Olabildiğince bir araya gelmeye çalıştık. Ben sözü Bülent hocama bırakmadan önce kısaca sergideki Büyük Menderes, Bayatav'la birlikte yaptığımız MAT ve Bayatav ortaklaşa yaptığımız sergide olan çalışmalardan da bahsetmek isterim. Salonda ilk içeriye girdiğinizde ilk karşılayan odada sizi deretepe.org adlı web sitemiz ve Büyük Menderes Gök Kubbe altındaki En Güzel Yeryüzü adlı gazetemiz sizi karşılıyor. Gazete daha çok böyle uzman görüşlerinin ve mücadelelere de değindiğimiz bir yayın gazete formatında. Bir diğeri deretepe.org ise sahada hem bizim karşılaştıklarımızı anlattığımız, evet bu yayın, hem bizim karşılaştıklarımızı anlattığımız, İnsan hikayelerine yer verdiğimiz işte bir haritamız var mesela havza haritamız ve üzerinde her konumda konuştuğumuz insanların kısa videoları yer alıyor. Aynı zamanda onlarla yaptığımız söyleşiler de bulunuyor. O bir nevi bizim saha çalışmamızın aslında arşivi niteliğinde diyebiliriz. Diğer odada sizi büyük ekranda bir projeksiyonla bir video karşılıyor. Bu Büyük Menderes Saha Günlüğü adını verdiğimiz video çalışması, belgesel çalışması bizim sahadaki metodolojimizi anlatan 13 dakikalık bir belgesel. Bir diğeri ise Havzadan Sesler. Bu aslında çok da müdahale etmediğimiz, daha çok insanları, sahadan insanların bölgedeki problemleri direkt kendilerinin anlattığı bir video çalışması. Şimdi yavaş yavaş yine Bülent hocamın sözü vermeden önce burada şimdi 3 kişiyle konuşuyoruz sahadan. Biz gönül isterdi ki böyle yani daha kalabalık olalım, hep birlikte bir forum şeklinde konuşalım. Ama niyetimiz de zaten bu etkinliğin bir noktada öyle olması
umarız. Aramızda böyle bölgeden, o uzun yaptığımız çalışmadan, üç farklı bölgeden, üç farklı mücadeleyi ağırlamak istedik. Ve onlarla böyle hani teker teker sorularımızı da yönelteceğiz. Sonra bir noktada katılımcılarımızla da birlikte bir tartışma açmayı isteriz. Biz bölgeden Kızılcaköy kadınlarıyla görüştük. Germencik Çevre ve Doğa Derneği ile görüştük. ÇEDA ile görüştük. Büyük Menderes İnisiyatifi'nin farklı işte kişi veya işte inisiyatiflerden bileşenleriyle görüştük. Teşekkürler hocam. Ve onu atladığım var mı diye düşünüyorum. Yerel çevre mücadelesinde böyle tekil olan insanlarla da görüşmeye çalıştık. Köy köy. Onlar aramızda değiller ama olsunlar, çok isterdik onlardan. O yüzden bir kısaca bahsetmek istedim. Buharkent Ziraat Odası'yla, Aydın Ziraat Mühendisleri Odası'yla, AYÇEP'le, Aydın Çevre ve Kültür Platformu'yla. Ve son olarak aramızda şimdi böyle Avdanlılar bugün çok geniş bir katılım gösterdiler. Her biri karşımda oturuyor. O yüzden gelebildiğiniz için ben tekrar teşekkür etmek isterim size. Daha da çok can yakıcı meselelerle karşılaştık. Ben daha orayı ben kendim çok açmadan Bülent Hocam'a sözü devretmek isterim. Hocam buyurun. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Özellikle uzaktan gelen, doğrudan bu sorunların içinde olan dostlar, siz ayaklarınıza, ellerinize sağlık diyeyim. İyi ki geldiniz. Yani Cemre'nin de dediği gibi çok böyle uzun bir konuşma yapmaktan kaçınacağım. Çünkü asıl hani meselenin özneleri burada. Onlara hani söz vermeyi daha doğru buluyorum. Ben sadece hani genel olarak oradaki karşı karşıya olduğumuz ya da gözlemlediğimiz sorunlara kısaca değineceğim. Yani bu çalışmada tabii Büyük Menderes Havzası Türkiye'nin en büyük sulak havzası. Türkiye'de 25 sulak havza var ama bu 25 havzanın hemen hemen hepsi ciddi bir kirlilik ve yok oluş diyeyim hani uzun vadede böyle bir tehdit altında. Özellikle kimyasal kirlilik çok büyük bir mesele. Kirletilmeyen, kirliliğe maruz kalmayan sulak havzamız ne yazık ki yok. İşte Ergene'yi çok duyarız hani Ergene, Trakya'da ama benzer işte Gediz, Çukurova'da Seyhan, Ceyhan ırmakları. Büyük Menderes, yani hepsinde benzeri sorunlar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye su varlıkları böyle tükenmeyecekmiş, hep böyle akacakmış, hep var olacakmış gibi düşünen bir siyasi iktidarın iş başında olduğu bir ülke. Öncekilerin de çok farklı olduğunu açıkçası düşünmüyorum bu bakış açısından. Biz hep suların işte tükenmesini çok mesele yaparız. İşte kuraklık, dönemsel kuraklıklar. İşte barajlarda su çekilir, birden alarma geçeriz, gazeteler haber yapar. Ama şöyle düşünelim, kuraklık kadar bir büyük tehdit kimyasal kirlenmedir, kirletmedir. Çünkü bir su varlığını kirlettiğimizde onu kullanılabilir, yani içilebilir olmaktan çıkardığımızda o artık bir yok hükmündedir, yani o varlık gider. Türkiye'deki az dikkat edilen ya da yeterince önemsenmeyen mesele bu kirletme meselesidir. Elbette sadece sularla, su varlıklarıyla ilgili değil, toprak yine aynı şekilde, hava kirliliği yine çok son yıllarda gündemde. Ama toprak ve su iki ana fiziki varlık, yaşamın devamlılığı için olağanüstü önemli. Yani biyolojik çeşitlilik, insan dışındaki diğer canlıların hayatta kalması, bizim varlığımızı sürdürmemiz, işte ekmek dikmek, tarım yapmak vesaire. Bütün bunlar için toprak ve suyun gerçekten birer destekleyici, hayatın devamlılığını sağlayıcı niteliğini kaybetmemesi çok önemli. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biz Uşak'ta başladık. Havza tabii çok geniş, bütününü inceleme mümkün değil. Hani çok kapsamlı, çok zaman alan bir şey. Cemre'nin dediği gibi belli noktalara odaklanıldı. İşte madencilik ve enerji ağırlıklı yatırımlara dikkate almak istedik. Çünkü bölgede ana kirletici unsurlar onlar. Menderes Irmağı'nı besleyen kollardan biri olan işte Uşak'taki Ulubey Kanyonu'na giderek biz ilk başladık. Aynı bölgede Eşme'de altın madenini gözlemledik. İçeride maden dediğimizde aklımıza aynı şey gelmesin. O kilometrelerce uzanan devasa büyüklükte bir madenden söz ediyoruz. Ve yol açtığı yıkım gerçekten olağanüstü. Ben hep fotoğraflarını falan görmüştüm daha önce. Yakından görünce inanın hani aklım çıktı derler öyle. Yani bir çukurluk alanına bir koca dağı sığdırabilirsiniz.
Oradan çıkan işte bir takım hani atıkların depolandığı alanlar kilometrelerce uzanıyor vesaire vesaire. Bir tarafta siyanürlü havuzlar, işte altın eldesinde siyanür bileşikleri kullanılır. Çok toksik bir kimyasal maddedir ama tabii yerin altını sürekli kazdığımız için oradaki toksik kimyasalları da yeryüzüne çıkarıyoruz. Onlar da tabii çevreye bulaşıyor kaçınılmaz olarak. Şimdi burada tabii işte çevresel etki değerlendirme raporları yapılır. İşte bu raporların nasıl hazırlandığı çok problemdir. Dünya genelinde madencilik faaliyetlerinin olduğu alanları incelendiği çeşitli ülkelerde bir çalışma var ve bu çalışmada deniliyor ki yani bu çevresel etki değerlendirmesi, yani göğe yapılan faaliyetin herhangi bir zarara yol açmayacağını işte vurgulayan, betimleyen raporlar. Diyor ki aslında çatışmaların ana kaynaklarını oluşturuyor. Çünkü raporların 1/4'ü aslında durumu tasvir etmekten, anlatmaktan çok uzak. Yani aslında basitçe söylemek gerekirse doğru bilgi vermiyor, doğru değerlendirme yapmıyor. İşi meşrulaştırıyor. Bizim ülkemizde daha farklı bir durum var. Nereden farklı? Örneğin işte Avrupa Birliği'ndeki madencilik uygulamalarından farklı, Avustralya'dan farklı. Ama dünyanın çeşitli ülkelerinde, özellikle küresel güneyde yer alan ülkelerdeki madencilik faaliyetlerinden farklı değil. Devlet eliyle, devletin doğrudan hukuku askıya alarak, hatta kendine göre bir takım hukuki metinler tanımlayarak, işte bir acele kamulaştırma kanunu gibi yöntemlerle şirketlerin bu doğal hayatın talanına, insanların yüzlerce yıldır belli bölgelerde yaşamış, o bölgede atadan dededen kalan toprakları işleyen, insanların işte malına mülküne el koyan kamulaştırma yoluyla ve bu kamulaştırmayı işte bir acil durum gibi ilan edip büyük bir kamusal yarar var onun için yapıyorum şeklinde hani anlatıp, ama özünde baktığımızda insanların aslında mülkünü gasp eden uygulamaların doğrudan devletin içinden, devletin kurumlarından gelmesi, sonuçta bu da bir hukuku metine dayanıyor ama elbette ki adaletli değil. Hani her hukuki metin adaletli olmak durumunda değil. Zorbaca bir bakış açısı var. Mücadeleyi yürüten arkadaşlar burada, açılan çok sayıda dava var. Hala yürüyen davalar var ama hukuki davalarla ne kadar haklı olursanız olun işte adaleti sağlayamıyorsunuz. Bununla ilgili ne yazık ki çok gözlemlerimiz oldu. Öte taraftan hani sadece altın madeni değil, Denizli Avdan'a gittiğimizde bir devasa açık linyit ocağı var. Arkadaşlar gerçekten içeride fotoğrafları var. İzlediğinizde ya da görselleri izlediğinizde fark edeceksiniz. Nasıl yapılır hani böyle bir şey? Hani bu kadar ağır yıkıma yol açacak ve etkileri uzun vadeye yayılacak. Çünkü bu tarz bir madencilik, bu vahşi madencilik adı her neyse, ama hiç böyle olmasa, son derece kurallı olsa dahi madencilik faaliyetleri doğal hayat için olağanüstü kirletici etkileri olan bir teknolojik işlemdir, uygulamadır. Dolayısıyla bunun böyle apaçık yapılması, açıkta toprağı kazıp işte geniş kilometrelerce uzanan alanlarda açığa çıkan işte çeşitli kirleticilerin çevreye saçılması vesaire, aslında o bölgede yaşayan insanların hayatını doğrudan etkileyen bir rol oynuyor. Yani aslında kastettiğim şey şu: siz bir bölgeyi bu tarz bir uygulama yaparak, işte adı kalkınma vesaire şeklinde hani anlatılır ama değil, nihayetinde siz bir bölgeyi yaşanmaz hale getiriyorsunuz. Bunun adı budur. Yani insanlara zaten diyorsunuz ki burada artık sen yaşayamazsın. Soluduğunuz hava, işte jeotermal santrallerin olduğu yerlere de gittiğimizde ya toz ya kötü kokuyor, koku bariz. Özellikle jeotermal kuyuların olduğu yerlerde çok yoğun bir hidrojen sülfür kokusu var. Çürük yumurta gibi kokuyor ortalık. Bu kuyuya ne kadar yakınsanız o kadar problem bu hayat. Ve sadece tabii bu işte kötü koku, toz vesaire değil, gözle görülür veya hissedilir, algılanabilir bu tehditlerin ötesinde arkadaşlar görünmeyen problemler, yani gözle ya da algı organlarımızla fark edilmeyen, duyulayamadığımız, işte tadamadığımız, koklayınca fark etmediğimiz, gözle göremediğimiz kimyasal tehditler çok problem. Bu konu son yıllarda çok çalışılıyor ve özellikle sularda ve toprakta insan sağlığı için ve doğal hayattaki diğer canlıların sağlığı için problem oluşturan
Kimyasal maddelerin sayısı, madencilik faaliyetlerinden açığa çıkan kimyasal maddelerin sayısı binlerce olabilir. Vurgu burada. İşte biz bunların bir kısmını çok sık yazar çizeriz, araştırır. Ağır metaller işte kurşun, kadmiyum, cıva gibi gerçekten sağlık için çok tehditkar olan. Ya da işte havaya karışan küçük partiküller soluduğumuzda ciddi akciğer hastalıklarına yol açar. Veyahut da işte asbesti çok duyarız. Ya da işte hidrojen, sülfür gibi jeotermal kaynaklardan çıkan kötü kokulu bileşikleri çok duyarız. Ama onun dışında gerçekten yine havayla, suyla bünyemize aldığımız ya da orada o bölgede yetiştiren gıdalarla bünyemize giren o gıdaların başka kentlere, başka yerlere gönderilmesiyle, taşınmasıyla o bölgedeki insan sağlığı için de problem oluşturan çok sayıda toksik madde var. Ve bu faaliyetlere göz yumulduğu demeyelim artık. Yani mesela şunu çok duyduğum için söylüyorum. Ya devlet böyle bir apaçık tahribata nasıl göz yumar? Yani insan sağlığına bu kadar zarar veren bir coğrafi bölgeyi yaşanmaz hale getiren, bakın altını tekrar çıkıyorum, yaşanmaz. Çünkü orada ancak çorunuzun çocuğunuzun sağlığının tehdit altında olduğunu bilerek yaşamak mümkün. Öyle düşünelim. Nasıl yapar sorusunu ben biraz artık değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Aksine devlet, yani sadece Türkiye için de değil bu söylediğim şey, hemen hemen her ülkede şu veya bu şekilde daha şiddetli veya daha az şiddetli bu tarz uygulamaları görmek mümkün. Devlet şirketlerin doğal hayatı talan etmesinin, tahrip etmesinin önünü açan bir işlev görüyor. Yani bununla ilgili oluşturulan hukuki mevzuat var, yönetmelik değişiklikleri, resmi gazetede gece yarısı yayınlanan çeşitli işte kanunlar vesaire tam da bu işin önünü açıyor. Burada tabii şunu fark etmemiz çok önemli. Buna vurgu yapıp bitireceğim. Sadece yerele yönelik meseleler değil bunlar. Yani sadece Avdan'ı ilgilendiren, işte Uşak Eşme'yi ilgilendiren, Ulubey'i ilgilendiren ya da Germence'yi ilgilendiren sorunlar değil. Ben her bu tip toplantılarda, söyleşilerde mutlaka vurguluyorum. Toksik kirlilik yayılan bir şeydir. Yani belli bir coğrafi bölgede olanlar elbette en çok etkilenir. Ama etkileri yayılan bir şeydir. Yavaş yavaş veya hızlı fark etmez. Olağanüstü bir küresel meta ticareti var. Dolayısıyla toksik kirlilik bir yerden bir yere sürekli hareket eder. Başka bölgelerdeki insanları etkiler. Bu da bize şunu söyler. Biz başka coğrafyalarda yaşayan insanların sorunlarına kulağımızı gözümüzü dört açmalıyız. O sorunlar bizim de sorunumuz. Dolayısıyla oradaki sorunların çözümüne yönelik her türlü mücadeleye, çabaya nasıl katkı sağlayacağımızı bir mesele olarak görmeliyiz. Bir ahlaki meselemiz olarak görmeliyiz. Hem de bu konuda yapılan her türlü mücadeleyle dayanışma içinde olmak için kanaatimce eylemci, sorumlu birer yurttaş olmalıyız deyip sözü tekrar Cemre'ye bırakıyorum. Ya pardon, sana bırakmayacaktım değil mi? İlk sözü Hasan abiye vereceğim ben. Kendisi içeride röportajları var. Deretepe sitesinde de, gazetede de söyleşisini okumanız mümkün. Uşak'ta Ulubey Kanyonu'na gittik biz. Tabii sadece oraya değil, altın madeni dolaşıyoruz. Kanyon bizi çok etkiledi. Dünyanın ikinci büyük kanyonu. 73 kilometre başından sonuna yanlış hatırlamıyorsam. Ama özelliği şu, daha hani Büyük Menderes'i besleyen akarsulardan biri. İkisi. Orada, ikisi pardon, biri Banaz, biri... Dokuz sele. Kanyonun içinden 9 sele indik, simsiyah akıyor ve oradaki anılarını anlattı, susuzluk problemini bize anlattı. Ben sözü ona bırakıyorum. Öncelikle Mekanlı Adalet Derneği'ne ve BAYETEV'e çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonu sağladıkları için. Burada da beni konuşmacı olarak davet ettiklerinden dolayı onur duyuyorum. Buraya ben eş başkanımız Mehmet arkadaşımla birlikte geldik. Kendi aracımızla geldik. İzmir'de ne derler o tepenin adına? İşte İzmir'e Atatürk'ün de heykeli var. Bel Kahve'ye geldiğimizde 70'li yılları anımsadık. Ya şuradan otobüsle İzmir'e doğru sallandığımız zaman deniz kokusu gelirdi. Şimdi beton tozu, ondan sonra pis kokular burnumuza geliyor dedik. Nereden nereye geldik? Biz Çeday'dan geliyoruz. Ben kendimi kısaca tanıtayım isterseniz. İsmim Arslan Civan. Uzun yıllar 76 yılında
Yurt dışına çıktım. 37 yıl yurt dışında kaldım. İşçi olarak çalıştım. Daha sonra 2012 yılında Türkiye'ye döndüm. Ve sevdiğim, doğup büyüdüğüm topraklarıma yerleştim. Orası da Ulubey, Uşak Ulubey. Büyük Menderes Havzası'nın yukarısında yer alır. Oraya da yukarı Büyük Menderes Havzası denir. Geldiğimde müthiş bir şoka uğradım. Normal şartlar altında kırsal kesimlerde var olan yapıyı şöyle düşünürüz biz. Havası güzel, toprağı güzel, suyu güzel. Burada yaşanmaz da nerede yaşanır? Hele hele emekli olduktan sonra yaşanabilecek en ideal yerlerden biri diye düşünülür. Ama bir baktık ki özellikle ben geldikten sonra ne havamız kalmış, ne suyumuz kalmış, ne toprağımız kalmış. Özellikle Ulubey kanyonları içerisinde bulunan o 9 sele çayı içerisindeki durumu gördükten sonra işler çok da böyle kötüydü ve karamsarlığa kapılmamak için, umutsuzluğa kapılmamak için elinizde hiçbir sebep yoktu. Bu duruma nasıl gelindi diye sorduğumda arkadaşlara, işte Uşak'a İzmir'den deri sanayi, İstanbul'dan deri sanayi Uşak'a yerleştirildi. Oraya onların önü açıldı. Onlar da kirli sularını, atıklarını, kimyasal atıklarını 9 sele çayına saldılar. E peki hiç insanlar tepki göstermedi mi diye sormuştum ben arkadaşlarıma. İlk zamanda tepkiliydiler elbette. Ama daha sonra işte bir yürüyüş yaptık. Uşak'a kadar yürüdük. Uşak'ta bizi polisler karşıladı. Sonra copladılar bizi. Herkes bir dağıldı. Ondan sonra hiç kimse bir daha toprağını ekip biçmez hale geldi. Ki bu topraklarda insanlar geçimlerini sağlıyorlardı. 10 yıllarca boyunca, bilmiyorum görenleriniz var mı? Şimdi özellikle devlet eliyle Kültür Bakanlığı tarafından reklamı çok yapılır. Dünyanın ikinci büyük kanyonları, tabii o da ikinci bir soru işaretidir. Büyük kanyonlardan sonra Amerika'daki ikinci büyük kanyonu diye geçer. En uzun kanyonu diye geçer. Ama benim gözümde, belki de Ulubeyli olmamdan dolayı, orayla duygusal bir bağım olmasından dolayı dünyanın en güzel kanyonudur. Zira Ulubey kanyonlarının bir özelliği, ortasından bir dere akması, derenin sağında sonunda bahçelerle dolu olmasıdır. Ulubey normal şartlar altında, ne diyeyim size, Konya'nın ne bileyim Kadıhan gibi bir çorak bir toprağıdır. Ama 200 metre derinliğe indiğinizde o kanyonların içerisinde müthiş bir mikro klima vardır. O mikro klimada her şey yetişir. Yaz, kış, meyve, sebze, her şey yetişir. Bu insanlar, burada yaşayan insanlar geçimlerini bütün yıl oradan sağlarlar. Hem aile geçimlerini sağlarlar hem de toplumsal hayata o şekilde katılımları olur. Üretici olarak. Biz bir amcamızla sohbet etmiştik. Orada bir de deri işletmesi vardı bunun. Çayın kenarında hemen. Ulubey'de hayvancılık çok vardı eskiden. Köylerinde çok hayvan vardı. Koyun keçi derilerini oraya getirir gelir, derenin kenarında işlerdi. Çocuklara da, biz o zamanlar küçük çocuklarız, çocuklara para verirler. Tenekelerin içerisinde köpek pisliklerini sokaklardan toplarlardık. Onu da dere işlemede kullanırdı. Tamamen doğal yöntemlerle. Sadece bir tane işletme değil, onlarca işletme vardı. O su hiçbir zaman kirlenmedi. 10 yıllarca sürmüştür bu işletmelerin oradaki varlığı ama hiçbir şekilde doğal yöntemlerle üretildiğinden dolayı kirlenmemişti. Ama Uşak, İstanbul ve İzmir'den gelen deri sarayının kimyasal atıklarıyla sanırım 3-5 yıl içerisinde 9 sele su çayı artık kullanılamaz hale gelmişti. Tamamen bir 4. sınıf derecede bir su. İçinde 40'tan fazla kimyasalın ve ağır metallerin barındırdığı bir su halindeydi. İnsanlar ne ekebiliyorlardı, ne biçebiliyorlardı. Ağaçlar bile kurumuştu. Geldiğimiz noktada birçok ağaçlar kurumuştu ama birlikte arkadaşlar geldiğinde, dereye indiğimde ben bir şey gösterdim. Arkadaşlar, aklınıza bir şey gelebilir. Buradan bu su akıyor.
ağaçların birçoğu kurumuş ama bu terenin kenarında ağaçlar var. Onlar niye kurumuyor diye. Onlar direnen ağaçlar dedim ben. Zira gerçekten doğa kendi çapında direncini geliştirmiş bu vaziyette. Ya içinde bulunduğu konuma adaptasyon sağlayarak koruyor kendisini ya da o kirli sudan direkt faydalanmadan kendi köklerini başka alanlara kaydırarak direncini sürdürüyor. Fakat o topraklardan onlarca yıl, yüzlerce yıl hatta yararlanmış olan insanlar dirençlerini yitirmiş vaziyette. Şimdi olayın farklı boyutları var tabii ki. Neden işte yüzyıllarca boyunca işte bildiğimiz kadarıyla Menderes Havzası 8000 yıl boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Tanrı Kıbile'nin bile işte burası kutsal topraklar diye anlatıldığı ve o imparatorluklar kurulmuş, onlara hayat vermiş. Yani hayatı yaşayabilmemiz için bizim 3 tane temel şeye ihtiyacımız var. Hava, su, toprak. Hava, su, toprak olmadığında hayat bitmiş demektir. Hayat bitmemesi için havamıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkmak zorundayız diye biz yola çıktık Ulu Bey'le. Havama, suyuma, toprağıma, suyuma dokunma sloganıyla biz çevredeki insanları örgütlemeye çalıştık. Ama ne yazık ki her seferinde bir duvara tosluyorduk. O duvar da devlet dediğimiz işte özünde bizleri temsil etmesi gereken, bizleri savunması gereken, bizim sağlığımızı, bizim geleceğimizi düşünmesi gereken, bizlerin var ettiği bir olgu. Onunla karşılaşıyorduk ve devletin birinci dereceden yetkili valisi buradan, burada ben gezdim, dolaştım, 2 saat dolaştım. Konuya vakıfım, bu sular kirli değil dedi bana. Ben de dedim ki işte biz burada doğduk büyüdük. Vali Bey, Vali Hanım'dı o zamanlar. Funda Hanım var ya, hani milleti azarlıyordu sokaklarda korona döneminde. Siz dedim o suya eğilip bir elinizi yüzünüzü yıkadınız mı? Ayaklarınızı soktunuz mu? Veya namaz kılıyorsanız bir abdest aldınız mı sudan diye sorduğumda, o su temiz, alın bu adam buradan, çok konuşuyor, bağırma bir de üstelik bana hakaret ediyorsun falan diye beni susturmaya çalıştı. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz, karşılaşmaya da devam ediyoruz ama haklı olduğumuz bir dava vardı. Biz havamıza, suyumuza ve toprağımıza sahip çıkıyoruz. Bu hayatta var olabilecek en meşru bir mücadele temelidir. En meşru mücadelenin ana unsurudur. Bunun konusunda verilecek olan mücadelede karşımızda ne olursa olsun ona karşı direnmek de bizim sonsuza kadar hakkımızdır diye biz davamızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdi şeyden bahsedeyim ben sen. Geçmişte işte o sular nasıldı? Niye yarıyordu? Bir kere bütün ailelerin geçim kaynağıydı. Oradan geçimlerini sağlıyorlardı insanlar. Bizler o suları hem içiyorduk hem içerisinde yüzme öğreniyorduk. Balık tutuyorduk, tuttuğumuz balıklarla protein ihtiyacımızı karşılıyorduk. Düpedüz şey besleniyorduk, yani doğal besleniyorduk, sağlıklı besleniyorduk. Tüm o olanaklar ortadan kalkmakla birlikte doğadaki var olan bitki örtüsü ve yabani hayatı da bitirdiler. Yani ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? Aşağı 1980'den bu yana işte 43 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. On binlerce yıl var olmuş bir değeri, doğal değeri 43 yıllık süreç içerisinde yok etmişiz. Oradaki doğal yaşamı, biyolojik çeşitliliği yok etmişiz ve sonuçta yaşanamaz hale gelen, işte çocukların geleceğinin de olmadığı bir topraklar kalmış elimizde. Son olarak yapılan bir araştırmada okudum. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden bir hocanın yapmış olduğu araştırmada. Eğer 9 sele çayı kirletilmesi şu anda durdurulsa, hiç kirli su akmasa, suyun
veya doğanın kendi kendini yenileme kabiliyeti ancak 670 yıl sonra mümkün olabilecek. Düşünebiliyor musunuz? 670 yıl sonra beklersek hiç kirlenmeden o doğa kendi kendini belki dünya tarihinde çok küçük bir kesit olsa da bu insanlık tarihi için çok uzun bir süreç. Değil mi arkadaşlar? Buradan hareketle biraz önce sözüme başlarken şunu söylemiştim ben. Hani kırsal kesime yerleşirsiniz, havası güzel, suyu güzel, toprağı güzel. Değil arkadaşlar. Bir yer taraftan başka bir dert de başımıza açıldı. Sözde dünyanın ikinci büyük, Avrupa'nın da en büyük altın madeninde ne musibetse geldi bizim başımıza çöktüler. O da Kışla Dağı da işte Eşmeyli Ulubey sınırları içerisinde gerçekten devasa bir alanı kaplayan, 10 tane köyü içerisine alan, hepsi de ruhsatlandırılmış maden sahası olarak geçen yer. Şöyle bir gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Koca bir dağ var. Yüzlerce metre yüksekliğinde. O koca dağ tıraşlanmış. Tıraşlandıktan sonra 400 metre derinliğe inilmiş. 2,5 kilometre çapında, 2,5 kilometre çapında 400 metre derinlikte bir çukuru gözünüzün önüne getirin şimdi. Bu çukur öyle kazarak falan açılmıyor arkadaşlar. Kullandıkları patlayıcılar var. On binlerce ton patlayıcı maddeler kullanıyorlar. Ve bu patlayıcı maddelerin kullanmasından dolayı açığa çıkan ağır metallerin, kimyasalların havaya karışımı. Hani biraz önce Bülent Hocam da bahsetti ya işte gözle görülmeyen şeyler. Toz zaten çevredeki köylüler tarafından kanıksanmış vaziyette artık günlük olay. Ve özellikle bizim üzerinde durduğumuz çok önemli bir mesele var bu noktada. Altın madeni su olmadan işletilemeyecek bir madendir. Müthiş bir suya ihtiyacı vardır. Biz oradaki altın madeninin olduğu ve Ulubey'in olduğu bölgeyi Ulubey Akiferi olarak biliyoruz. Ulubey Akiferi demek işte yeraltı su kaynaklarının akışkanlarının belli bir noktada toplanıp sonra devam ettiği nokta. Burası da Uşak ve Kütahya il sınırları içerisinde bulunan Murat Dağı tarafından beslenir. Murat Dağı'ndan gelen besleme kapasitesi yıllık 970 milyon metreküptür. İnanır mısınız? Bu 970 milyon metreküplük kapasitenin yarısını bu Kışla Dağı altın madeni tüketiyor. Yani size şöyle söyleyeyim. Uşak ilinin bir aylık bütün evlerde sanayide kullanılan su tüketimine bitti mi süren? Yok devam. Tamam. Tüketimine sadece Kışla Dağı tüketiyor. 7 tane kuyu var. Kazmış oldukları. Saniyede 700 litre su akıtıyorlar. Ve kullandıkları su da birinci sınıf içilebilir nitelikteki bir su. Şimdi kendi verilerine yola çıkarak anlatayım. Bu madende şimdiye kadar korona öncesindeki yapmış oldukları açıklamada 70 bin ton siyanür kullanılmış şimdiye kadar. 70 bin ton siyanür. Yani ne kadar toksik bir madde olduğumu Bülent Hocam daha iyi bilir. Size de bahsetmiştir. Sülfürik asit zaten günebirlik çıkan şeylerden bir tanesi. Yakın zamanda orada çalışan işçilerden bir tanesiyle görüştüm. EYT'den dolayı erken emekliliğini almış, 45-50 yaşlarında genç bir adam. Dedi, ben emekli oldum artık ama dedi hastayım. Ne hastasısın dedim. Kova hastasıyım dedi. İşte solunum yolu enfeksiyonlarım var dedi. Zaten bizim orada çalışanların hepsinde var bu hastalık ya dedi. Peki dedim siz kontrol muayene olmuyor mudunuz? Sözde her hafta muayene oluyorduk. Muayeneye gidiyorduk ama iyi rapor oluyorduk. Abi çok güzel de para kazanıyordum ben orada diyor. Yani ağır vasıta kullanıyor. Oradaki vasıta dediği şeyler de devasa yani. Araçlar onları kullanıyor. Ne diyeyim size? Asgari ücretin 2-3 katı para alıyorlar. Ama diyor ne yapalım para kazandık ama hayatımızı kaybettik. Şimdi hocam da çok iyi bilir. Aydın Üniversitesi'nin
Adnan Menderes Üniversitesi'nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre de bölgemizdeki Ulubey ve Uşak'taki kanser vakaları Türkiye ortalamasının 2,5 katı arkadaşlar. Solunum yolu hastalıkları Türkiye ortalamasının 2,5 katı. Yani hayat gerçekten bitmiş vaziyette. Bunun çözüm yolları nedir? Ortak mücadele etmek, birlikte taşın altına elimizi koymak, birlikte mücadeleyi canlı tutmaktan geçiyor. Yine yolda gelirken arkadaşımla konuştuğumuz meselelerden bir tanesi şuydu. Ya seçimler de bitti. Hiç kimse bir şeye bulaşmak istemiyor. İnsanlar iyice korkar hale geldiler. Derneği ne yapacağız? Fes mi edelim acaba diye konuşuyorduk yolda. Arkadaşıma söyledim, karamsar olmak için elimizde birçok sebep var. Ama biraz sonra bir yere gideceğiz. Orada güzel insanlarla, iyi insanlarla, bu mücadeleye gönül vermiş insanlarla karşılaşacağız. O insanları görünce umudumuz yeniden yeşerecek, yeniden alevlenecek. Hiç merak etme sen arkadaşım, biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedim ben. Bir noktaya da bahsedip sözümü sonlandırmak istiyorum. Çünkü zamanını daha fazla çalmak istemiyorum arkadaşlarımın. Şimdi kırsaldaki insanlar, avdan gelen arkadaşlarımızı görüyoruz. Bak ne güzel. Ben bu mücadele hırsını, anlayışını, şevkini gördükten sonra heyecanlanmamak mümkün mü? Bu kırsalda duyarlılık var ama sorun sıcak olduğu zaman duyarlılık daha sıcak oluyor, daha ciddi oluyor. Aynı duyarlılığı ne yazık ki büyük şehirlerde göremiyoruz. Bu mücadelenin başarılı olabilmesi için birinci şey, şart bence kırsaldaki mücadeleyle şehirlerdeki mücadeleyi ortaklaştırmanın en önemli şartlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zira eğer biz yukarı havzada, Büyük Menderes Havzası'nda, yukarı Büyük Menderes Havzası'nda susuz kalırsak arkadaşlar, İzmir bundan ilk önce etkilenecektir. Yine aynı şekilde diğer 25 havzada, büyük şehirlere bağlantısı olan yerlerde, büyük şehirler en fazla etkilenecek olan insanlar olacaklardır. Kırsalda yaşayan insanlar bir şekilde hayatlarını yine kurtarabilirler. Çünkü ekebilecek toprakları olacaktır, küçük kuyuları olacaktır, oradan sağlayacaklardır. Ama kırsaldakin dışındaki şehirlerde yaşayan insanlar susuzlukla baş başa kaldıklarında yapabilecekleri hiçbir şey kalmayacaktır. O yüzden mücadeleyi burada da canlandırmak, mücadeleyi daha ileri adımlara götürüp, kırsalla birleştirip ortaklaştırmaktan geçiyor diye düşünüyorum. Söyleyeceğim daha birçok şeyler var ama ne yazık ki zaman kısıtlamasından dolayı sözümü burada bitirmek zorundayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Aslan abi bahsetti zaten biraz. Havzanın bir bölgesinde daha çok böyle susuzluk, biyoçeşitlilik kaybı gibi meselelerle karşılaştığımızı. Ben biraz daha şimdi Avdan'a doğru giderek o kömür madeninin yarattıklarını Hatice teyzeden dinlemek isterim. Bir de az önce de yine bahsetmiştim. Hatice teyzeler, Avdanlılar bir gecede bir acele kamulaştırma kararıyla karşılaştılar ve aslında tarım arazilerini, geçimliklerini kaybettiler. Onu nasıl öğrenmiştiniz Hatice teyze ve o günden bugüne neler olmaya devam ediyor? Bunlar geldi bize, söylediler. Biz gömüden gelmişler, kepçe işi komşular. Bizim yanımıza geldiler, biz tütün alışmaya vardık. Birden sizin burada yeriniz yok dedi. Neye? Kamulaştırıldı. Bu topraklar bizim dediler. Yok biz buraya ektik diktik dedik biz. Biz orada çalışıyorduk. Tütünleştirmeye vardık da. Gideceksiniz dediler. Hayır biz gitmeyiz dedik. Bizim sonra yolumuzu bozdular. Yolumuzu bozduktan kere biz inmedik. Tütünümüzü kırmadık. Nohudumuzu yolmadık. Bizim ekinimiz vardı yukarıda. Her gün oraya gidiyorduk. Onlar kepçeyle, küreyle girdiler bizim tarlaya. Girdiler, biz mücadele etmeye başladık. Bu girmeyin diye.
Biz bu araziye itiraz ettik. Biz bu içimde ürünümüzü alalım. Biz bunun geçimimizi buradan sağlıyoruz. Biz şeyiz biz, çiftçiyiz biz. Biz başka nereden çalışır? İki baş kişi dedik. Bize olmaz dediler. Sonra tütünleri kırmadık, ekinimiz kaldı. Ekinimizi buçtuk, kovduk, samanımıza, ürünümüzü alalım dedim. Vermediler bize. Vatan haini dediler. Biz de bayrak diktik. Bayrağı diktiğimiz yerden al kaldır vatan haini. Götür dedi. Biz götürmeyecek olduk. Bayrak diken vatan haini olmaz dedik. Ona vatan haini dedi. Kaldır dedi. Ben kaldırmasını bilirim dedi. Biliyorsan al kepçeni bürüt dedim ben de. Onlar gargolu çıkırmışlar. Gargol geldi. Gelmiş ben daha görmedim. Götürmüş bayrakları sökmüşler. Girmişler kepçeyle. Bayraklar kaldırdılar. Kepçe hemen daldırdılar. Bize hakaret, küfür. Bizi oradan sürgün ettiler. Biz yine mücadelemizi verdik. Yılmadık. Çadır kurduk. 3 ay gece gündüz bekledi orada. İşimizin başında, ürünümüzün başında. Giremezsiniz. Her gün bize kepçeyle, küreyle üstümüz geldiler. Her gün gargol döktüler bize. Biz dinlemedik. Ben eğilir, kırılırın eğilmem ben kimseye. Benim kimseden korkum yok. Benim korkum Allah'tan. Allah ne derse, sonra hukuk. Biz hukuk yolunu gidiyoruz. Öyle elimizi kan bulaştırmayacağız. Onlar bize kepçeyle gömecekler. Hurdu eşim, hurdu ben. Ortamızdan kepçe vurunca kadar bizi akşam karanlığında. Höl höl sallattı onlar bize şeye, toprağa. Bizi demek ki orada gömeceklerdi. Kimse yok. Kimse yok. Kim arayıp soracak? Kepçenin altında topraktı kalan insana. Nerede olduğumuz belli olmayacak. Oradan sonra biz karakolu gidiyoruz. Samanımızı almışlar. Başka yere dökmüşler. Bununla melez etmişler de. Kepçeyle. Biz saman aradık. Gelmeyin. Kargı geldiler. Bülbül gibi öttüler. Bize karakolu döktüler. Bizim köve mesken diktiler. Gelip de su kaynaklarına, topraklara, derileri doldurdular. Öldürdüler topraklara, toprak kim? Biz toprağımızı mücadele ediyoruz. Hak bunun neresinde? Biz hak arıyoruz. Hak adaletindeyiz biz. Ben toprak sevdalısıyım, para sevdalısı değilim. Köylünün yarısına 3'e 5'e kuruş verdiler. Onlara aldattılar. Kendileri zengin ya, şirket. Önlerini kalkan ettiler. Bizim köyün insanlarına kalkan oldular. Bizi mücadele ettiler. Hana, hoş geldiniz cümleten hepiniz de. Hani İzmir'in insanı bu kadar mı? Avdan'dan gelen kadar bu İzmir'in insanı. Hep toprağa. Atamızın amaneti bu bizim toprak. Vatanın amanet koymuş gitmiş. Atatürk bize buna. Atamız. Büyüklerimiz miras koymuş gitmiş. Çoluğumuz çocuğumuz yesin içsin diye. Biz de çoluğumuz çocuğumuzu vereceğiz. Bunlara. Ne diyeceğimi saçtım. Kafam hep tarlamda oldu. Tarlamda oldu. Daha konuşacak bir şeylerim var. Bunlar hukuk okumuşlar. Hukuk deli. Bunlar hukuk okumuşlar emmeliğine. İşe deli. Güçlüydü ediyorlar. Güçlüden yana. Adaletten yana yok bir kimse. Ama adaletten yana emmeliğine. Sonra işe de yok yerleri. Ha, yerin altında yok yerleri. Bu toprakla toprak işe de bizim denizden sulanmışlar emmelin doymamışlar şirket. Bizim gölün dibinde kuyu suyu kazıyı gelmişler. Biz gölümüzden sulanacağız. Toprağımızdan doyacağız. Biz vermeyeceğiz topraklarımıza. Hak adalet bu mu? Hak bunun neresinde? Hak, hukuk, adalet. Adaleti gidiyoruz biz. Herkes bunu duysun. Herkes. Türkiye'ye kadar duyurun. Türkü deli. Dış ülkeler bile, dünya duysun bu bizim işimize. Bu bizim bu işe ettiğimiz, erezilliğimize. Vermeyeceğiz topraklarımıza. Atalarımız nereden nereye koşmuş? Ha? Bunu atılan koşmuş. Yerde yatan kefensiz. Hep cepheden cepheye koşmuş insanlar var. Evveli zamanında Atatürk'ün emri. Aklım karışıyor. Hatice teyze, senin bir davası yürüyor.
Hani olayın ne kadar problemli bir yerde durduğunu hani vurgulamak için söylüyorum. Şimdi Avdan'daki kömür ocağı arkadaşlar devasa bir açık arazi. Bir sürü kepçe çalışıyor. Bildiğiniz toprağı kazıp toprağın biraz altında lignit var. İşte onu çıkarıyorlar. Tabii her taraf olağanüstü. Su kaynaklarını kaybettiler. Su kaynaklarını kaybettiler. Gazmen siz altından girin üstünden biz de çalışalım dedim. Biz de devlet destek olalım dedim. Siz altından girin kazın dedim. Yok kömürün neyi faydası var dedim. Ne dediler? O enerji çalıştırıyormuş. Güneş enerjisi var dedim. Yel enerjisi var dedim. Onlarla ne verin dedim. Şirkete. Onlar az ediyormuş. Siz dedim ben de. Bir arpa tenesi kömürün üstüne koyun. Yahu taşın üstüne. Bir arpa tenesi de toprağın üstüne koyun avucunuzun içinde. Hangi çıkar? Toprak diye çıkar. Bir teniden on kardeş olur. On kardeşin yüzden tenes olur. O yüz tene bir avuç olur. O yeni kömür, yüz karası, İsa marazı, böyle bunlar işte. Her şey böyle. Bunlar öyle değil. Türkiye'nin insanı Rabbena hep bana. Kendini, parayı gördün müdün paraya? Benim parayla işim yok. Ben toprak dolusu para versele bir avuç toprak vermem. Dünyada toprak kadar para versele ben parayı almam. Bir avuç toprağım alır. O bir avuç toprak bende. Bu toprak canlı, her bitkiyi o yetiştiriyor. Toprak, bitkiler o yetiştiriyor. Hadi bakalım senin ektiğin her sene kuruyor, yeniden yeniden sürüyorsun. O kendi yetiştiriyor işesine, yeniden çıkarıyor. Nereden buluyor? Canlı değil toprakta, toprak canlı. Deniz biter, ömür biter, zenginlik biter ama toprak bitmez. Toprak bitmez, her şey biter, toprak bitmez. Bu dünyada durdukça toprak durar. Atalarımız bunlar komuş gitmiş bize. Ha? Doysun çoluğumuz çocuğumuz yesin içsin diye. Biz neden şirketi teslim edeceğiz? Öldürdüler, toprakları öldürdüler, talan ettiler. Yakında denk geliyor mu? Bir kaza yapıyor da bir insan kolu kırıldı mıdır? Kaç sene çekiyor? Kolu kırılınca o toprak talan olduktan sonra işi yarar mı? Ne zaman bitki verir o? Ha? Toprak kazdıkça toprak çıkar. Toprak kazdıkça üstün kaza talan eder ama altı kalır ama meyve geç verir bize. Bu şirketler böyle. Denizden doymamış, ırmak şirketi gelmiş, Avdan'ın gölünde bıgırık suyu kazıyıp bağırır. Vermeyeceğiz topraklarımıza. Hepiniz duyun. Burada insanlar hepiniz de sahip çıkın topraklarınıza. Urallı, İzmirli'yle herkes. Ha? Vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Nasıl alıyorlar? Uğraştıktan kere akaka su deresini bulurmuş. Yol yürüyor yürüye hakkını bulurmuş. Hak ölmez. Zenginlik de ölüyor, her şey ölüyor, hak ölmez. Fakir parçası olsun alsın, Allah veri, Allah veri. Öyle laf lakırtıyla olmaz. Hukuk. Anlamak başım dik. Hiç kimsenin malında gözüm yok benim. Kimsenin malında gözüm yok. Karnım tok, gözüm tok. Kimsenin barında işesinde gözüm yok. Şimdi kurt çiçeği bunun üstünü dikmişler. İçinde ne var? Toprak var. Bunun için toprak var. Başka bir şey yok. Hadi yiyin bakalım. Bir avuç para verin. Ye karnın doyacak mı? O gün yesin de sonra olmaz. Toprak veri duru. Eş gülmen. Gırgır geçmen insana. Ben cahilim Melina. Cahil olayım var ya. Ha? Ve? Yo ben gülen ilkokul mezun değil. Hukuk okuyandı belli. Ha? Hukuk okuyandı belli. O azabını orada çekecek. Doğruyu söylemezse. Hukukçular da. Hatice teyze. Ağzına sağlık. Çok sağ ol geldiğiniz için. Siz de sağ olun. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Hepinize. Çok teşekkürler. Yani burada hani ben demin bize anlattı. Orada da anlatmıştı. Ya toprak şirket el koyuyor. Arkadaşlar o kadar hani problemli işler var ki diyeyim. Hatice teyze bizim burada ekinimiz var diyor oradaki şirket ha. Yetkililerine. Şirket yetkililerle bir işte arbede oluyor. Ha. Şeyi işte kendi deyimiyle karakolu çağırıyorlar. Oradaki birkaç kişi kendini yerden yere atıyor
ve Hatice teyze bizi dövdü diye 5 kişi şikayetçi oluyor. Yani hani ve bu dava kişi. Görülüyor şu anda. Yani benim dava hani sürüyor. Bu hukuk nerede falan hani biraz bizim artık gerçekten bu, başka türlü. Düşünmemiz lazım. 5'ten 2'yi ben nasıl dövüyorum? 5 tane kişi. 80 yaşında Hatice teyze. Benim önüm geldiler. Günah hani batağa batmaz. Benim karşıma geldiler. Beni öl hepsi hırçınlaştılar. Kimse yoktu yanımda. Ben bunu bir hak edin, bir davayı sürdüm. Şimdi karşı hakim karşısına çıktım mıydım? Onlar benim huzurum karşıma çıkacaklar. Ben de adalet hak ne deyse, hak adalet bulsun yerine. Bulsun. Ben onlardan davacı olacağım. 5 tane erkek ben daha dövüyor. Kadın yok yanımda. Kepçesi var, küreği var. Kazık da gömmeyecekler beni bir çukura. Kim arayıp kim soracak? Ne bildin? Araziye gittiydin diyorlar. Başka ne diyecekler bana? Şirketi aldı gitti, gömdüm diyecekler. Gömdüklerdi var belki. Gömdükler, o derilere su kaynaklarını kaybettiler. Dilbar çeşmeyi kazdılar, kaybettiler, talan ettiler. Bizim köyde kalkan çok. Hepsinde kalkan. Kömür kalkanı. Çok zengin kalkanı. Çok sağ olun. Ha. Çok teşekkür toprağın ederim. Toprağın içi etmiyor, mücadele etmiyor ola. Siz toprağınızdan yiyip basınız. Göçüp gidince kattan yemediler. Yattan yediler yine. Gelip köyden alıp gidiyorlar. Bir şey gittiler de. Dengildi oradan şeyden alacağız sanıp bağla. Ana yukarıdan sepet sallayıp da yemek sanıp bağla. O sepetin içine topraktan gidip de giriyor o. Ha. O sepetin içine topraktan girip de giriyor. Ya bu arada tabii ben öldün mü şeyde... Toprağa gömülüyorsun kızım. Toprak baklasın diyor bir şey oldu mu? Toprak baklasın deniyor. Daha diyeceğim laflarım bir çoğudun da kafamı karıştırdım. Yok çok güzel anlatıyorsun. İstediğinde konuşursun yine. Karıştırdım kafamı. Söyleyecektim bir şeylerim vardır kafamın içinde. Ben demin hani sulak alanların kirlendiğinden söz etmiştim. Yani Türkiye'deki topraklarımızın %88'i bakıma muhtaç diyeyim hani en basit ifadeyle. Yani toprak açısından da çok problemli bir yerde duruyoruz. Ama yani böyle bir onarıcı, düzeltici, bu mevcut sorunlara çare olacak bir bakış açısı özellikle Tarım Bakanlığı'nda yok. Ben en son konuşmacımıza, Metin Hocama sözü bırakmak istiyorum. Kendisi bir hekim ve uzun yıllardır bu Menderes Havzası'nda gerçekleşen yıkımın yol açtığı halk sağlığı sorunlarını özellikle dile getiren bir insan, sürekli bu konularda yazılar yazan bir insan deyip sözü ona bırakıyorum ben hocam. Genel olarak halk sağlığıyla ilgili karşımızda olan yaşadığımız problemler nedir tabii havza odağında? Hepinize merhabalar. Ben Aydın'dan geliyorum. Nüfusta aslında İzmir'e kayıtlıyım. Bornova altında Koçkavak Mahallesi. Koçkavak'ın kimlerden oluştuğunu bilenler Bornova'da bilir. Göçmenim yani, Balkan göçmeniyim. Öyle söyleyeyim. Ama şu anda görev icabı Aydın'da çalışıyorum. Nöroloji uzmanıyım. Aslında vatan neresi? Vatan nerede nefes alıyorsunuz, nerede yaşıyorsunuz, nerede o toprakların gıdasını tüketiyorsunuz, vatanımız doğduğumuz yer orası. O yüzden neredeysek oradaki sorunlarla ilgili mücadele vermemiz lazım. Yani bulunduğumuz bölgeyi, coğrafyayı yaşanır hale getirmemiz, tutmamız gerekiyor. O yüzden ben Balkan göçmeniyim, İzmir'de yerleştik. İşte mecbur hizmetle Türkiye'nin pek çok yerlerini gezdim, dolaştım. Neresinizlisiniz diyorlar. Ben şu anda Aydınlıyım. Daha önce Spartalıydım, daha önce Erzurum'daydım, Samsunluydum, Manisa'lıydım, İzmirliydim. Ben dünyalıyım. Yani dünyayı korumamız lazım. Gelecek nesiller için korumamız, yaşanır halde bırakmamız lazım. Şu anda yani Orta Doğu'da enerji için, su için bir yani ırk yani yok ediliyor. Filistin halkı, çocukları dünyadan siliniyor. Ne yazık ki yani bu insanlar kutsal topraklar, vaat edilmişler topraklar adı altında yani bunları yani yapıyor. Bize vaat edildi. O yüzden coğrafyada ne kadar kadın, çoluk, çocuk varsa coğrafyadan siliyorlar. Soykırım yapıyorlar. Lanetliyorum, kınıyorum. Ne yazık ki aynı işte bu soykırımı işleyen kişiler bulunduğumuz coğrafyada, Büyük Menderes Havzası'nda da aynı soykırımı dolaylı yollardan bize yapıyorlar. Bulunduğumuz coğrafya, yani ben Aydın'dan geldim. Aydın'da Herodot'un söylemiş olduğu söz şu arkadaşlar. Gök kubbe altındaki en güzel yeryüzü. Öyle mi? Değil. İşte bu soykırım yapan
gruplar, emperyalist kapitalistler coğrafyamızı enerji üretim tesis haline getirmişler. Çanakkale'den Antalya, Muğla'ya kadar bütün bu yaşadığımız olduğumuz İzmir'de dahil olan coğrafya, jeotermal santral, termik santral, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, şu bu adı altında enerji coğrafyası haline getirildi. Türkiye'nin en güzel coğrafyası, en aydın, en demokratik insanların yaşadığı bölge sözde. Ama dediğim gibi en fazla doğa katliamı, soykırımı da yapıldı bölge. Yapanlar dediğim gibi aynı soykırımı, Filistin'de yapanların soykırımı. Çünkü enerji kuruluşların, tesislerin, yapanların, işletmenin arkasında bunlar yatıyor. Ben söylemiyorum, gidin Aydın'daki en büyük jeotermal santral var, isim zikretmeyen Türkiye'nin en büyük jeotermal santralinin üstünde şirketin ismi yazıyor. Hangi küresel gücün, hangi yani kimlerin şirketi olduğu yazıyor. Yani dediğim gibi soykırım yapanların şirketleri. Şimdi Büyük Menler Havzası'nda yaşamaya çalışıyoruz. Gerçekten zor koşullarda yaşıyoruz. Yani Bülent Hocam da zikrettiği gibi Büyük Menderes Havzası Türkiye'nin en büyük havzalarından biri ve tarım ağırlıklı bir, yani tarımsal üretimin ağırlıkta ön planda olduğu bir coğrafya. Türkiye'nin ve dünyanın en nadide, en güzel tarımsal ürünlerin yetiştiği, dünyada incirde bir numara olduğumuz, zeytinde bir numara olduğumuz, pamuğun, kestanenin yetiştiği bir coğrafya. Doğa bize bu coğrafyanın tarımsal bir coğrafya olduğunu ve tarımın ön planda tutulması gerektiğini zikrediyor. Doğasıyla, yani suyuyla yetişen tarımsal ürünle. Bu coğrafya tarımsal bir coğrafya. Türkiye'deki üretilen tarımsal ürünlerin %15'i bizim havzamıza yetişiyor arkadaşlar. Ve demin dediğim gibi bu dünyada bir numara olduğumuz tarımsal ürünler. Aydın, Türkiye'de 24 tarımsal üründe ilk 10 il arasında, yani yetiştirilen miktarı bakımdan. Yani tarım ülkesiyiz. Bir coğrafyada, dediğim gibi Bülent Hocam da bahsettiği gibi, bugüne kadar sınırlı yeryüzü ölçümü olarak baktığımızda, kilometre ölçümüne baktığımızda en fazla medeniyetin kurulduğu coğrafya, yani Büyük Menderes Havzası. 26'nın üstünde medeniyet yaşamış, medeniyete ait izler var olan bir Aydın kentini düşünün. Ama Aydın kentini şu anda baktığımızda ya da yaşanır hale getirdiği Büyük Menderes Havzası'nda, ya bizi yaşanır hale getiren, bu kadar medeniyetin bu coğrafyada olmasını sağlayan Büyük Menderes Nehri var arkadaşlar. İşte Dinar'dan, Uşak'tan, Deniz'den, Aydın'dan yani giden Türkiye'nin en büyük havzalarından birisi. Ne yazık ki Büyük Menderes Nehri şu anda Türkiye'nin en kirli 3. nehri ve tarımsal sulama yapılmaması gereken 4. sınıf su kirliliği yani taşıyor. Ve ne yazık ki Türkiye'de en fazla insanların, yani Aydın Tabip Odası yönetimine geldiğimde Aydın'ın sağlık altyapısını yani araştırdım arkadaş. Baktığımda daha doğrusu Türkiye ortalamasının daha fazla kadınların, çocukların, bebeklerin öldüğünü, Türkiye ortalamasından çok daha fazla kanserin, ölümlerin olduğu bir yani kentle karşı karşıya kaldığımı gördüm ve korkunç bir şekilde ürperdim. Dediğim gibi gök kubbe altında en güzel yeryüzü de yazıyor. Benim yaşadığım memleket böyle olamaz. Olmaması gerekir. Bunun sebepleri nedir, ne değildir diye yani araştırmaya baktığımda işte Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik ve bu kirliliğin çevreye, halk sağlığına yani yansımalarını şekilde bir araştırmaya gittim. Buldum daha doğrusu. Aydın'da ve Büyük Menderes Nehri'nin havzasında arkadaşlar nüfus başı en fazla ölümlerin olduğu yer Büyük Menderes'e en yakın yerleşim yerleri. Ne kadar Büyük Menderes Nehri'ne yakın yaşıyorsanız o kadar fazla ölümlerle yani karşı karşıya kalıyorsunuz. O kadar fazla kanserle karşılaşıyorsunuz. O kadar fazla anomali doğumlar, özürlü doğumlarla karşılaşıyorsunuz. O kadar fazla hayvan ölümleri oluyor. Ve yine bu bölgede yapılan yani çalışmalarda baktığımızda yani insan kanında genetik çalışmalar yapmışlar. Kanda genetik polimorfizmin en fazla olduğu bölgeler yine Büyük Menderes Nehri'ne en yakın olan bölgeler. Bunun anlamı şu, bu kanlar, kan testlerinde buna saptanan insanlar kronik hastalıklara, kanserlere, kalp damar hastalıklarına daha yatkın oluyor diğer bölgelere göre. Ve benim yaşamış olduğum Aydın, tüm dünyada ve Türkiye'de en fazla ölüme sebep olan hastalıklar, birinci sırada kalp damar hastalıkları, ikinci sırada kanserler, üçüncü sırada solunum sistemi hastalıkları arkadaşlar. Son 5 yıllık Türkiye yani ölüm verilerine, TÜİK ölüm verilerine baktığımızda Aydın ili Türkiye'de en fazla kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin olduğu ilk 5 il arasında. Yani ikincilikleri, birincilikleri, üçüncülükleri var ama sürekli bir şekilde hep 5 il arasında olmuş.
ve ölümlere sebep olan, yani hastalıktan yaklaşık %49-50'si kalp damar hastalıkları. Yani benim coğrafyamda bu ölümler olmaması gerekir. Kanser Türkiye ortalamasının 2 kat fazla. Solunum sistemi Türkiye ortalamasından %36 daha fazla. Böyle bir coğrafyada. Peki nasıl oluyor da bu noktaya biz yani geliyoruz arkadaşlar? Dedik ki Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen tüm hastalıktan yaklaşık %80'i, kanserlerin %95'i ve ölümlerin %25'inin sebebi çevre kirlilikleri. Çevresel faktörler yani. Yani çevre kirliliği bir yerde ne kadar fazlaysa o bölgede hastalıklar, ölümler daha fazla. Ve dünyada her yıl yaklaşık 12.7 milyon insan çevre kirliliğine bağlı ölüyor. Bunun yaklaşık 7 milyonu su, 2 milyonu su. 7 milyon hava kirliliğine bağlı, 2 milyon da su kirliliğine bağlı ölmekte. Ve yine her yıl dünyada 1.7 milyon insan çevre kirliliğine bağlı kanser oluyor. Yani olmaması gerekenden önce kanser oluyor. Ve kansere bağlı oluyor. Büyük Menderes Nehri dediğim gibi bize yani medeniyetler boyunca yani yaşam sağlık değil, hastalık meydana geliyor. Büyük Menderes Nehri'ni kirleten o unsurlar nedir derseniz işte baktığımızda Uşak'taki deri tesisleri yani kentsel atık sular. Denizdeki yani deri testi kendisi atık sular. Yani Büyük Menderes'ini kirleten unsurlar bir endüstriyel atıklar arkadaşlar. Yani sanayi tesisleri, kentsel atık sular. Belediyelerin deşarj arıtmadan deşarj ettikleri yani atık sular. Üçüncü jeotermal tesisler. Dördüncü madenler, tarımsal ilaçlar, zeytin kara suyu gibi değişik çevresel faktörler. Ve bunlar baktığımızda miktar olarak çok çok fazla. Aslan Bey birazcık kentsel ve endüstriyel atık sulardan yani bahsetti. Ama kendi ilim adının içine konuşacak olursam, Büyük Menderes'ini kirleten kentsel atık sularının %50'sini tek başına Aydın Büyükşehir Belediyesi kirletmekte arkadaşlar. Ve bırakılan atık suların %87'si arıtılmadan bırakılıyor. Ve sürekli bir şekilde bu videolarda da gördüğümüz şekilde köpüren yani atık sular arıtılmadan 10 yıllarca biz bu şekilde arıtılmakta. Ve sorduğumuzda daha bir aylık bir süreç içinde yani Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesiyle görüştüğümde biz Büyük Menderes'ini kirletmiyoruz, atık su bırakmıyoruz şeklinde utanmadan bir şekilde de açıklamalar var. Yani ciddi anlamda kentsel ve atık sular, endüstriyel atık sular Büyük Menderes'ini kirletmekte. Ben birazcık size jeotermal santrallerden, Aslan Bey kentsel atık sulardan, Denizli'den biraz maden atıklarından bahsettiler. Jeotermallerden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu harita çok kıymetli bir harita. Ve Buhar kentten yani Söke'ye kadar olan bölgeye baktığımızda Aydın ilinin de biz Efe memleketi diye övünüyoruz. Kendimiz Efe'lerin torunlarıyız diye övünüyoruz arkadaşlar. Bu Efe'nin bağrında 42 tane jeotermal hançeri saplı arkadaşlar. 42 tane jeotermal santralin olduğu bir coğrafya. Yani Aydın dediğim gibi biraz önce bahsetmiştim. Yani enerji üretim üssü haline getirilmiş demiştim. Yani 42 tane jeotermal santralin anlamı nedir derseniz dünyada yüz ölçümü başına en fazla jeotermal santralin olduğu yer. Dünyada yüz ölçümü başına jeotermal santrale bağlı en fazla elektriğin üretildiği bir yer. Bu kadar sınırlı bir coğrafyada bu kadar çok sayıda jeotermal santral yaparsanız ve bu santralleri kanunsuz ve denetimsiz bir şekilde bırakırsanız bunlar dünyanın en güzel, en temiz enerji üretim tesisi iddia ettikleri gibi çevre temiz enerji kaynağı, yenilenebilir enerji kaynağı da olsa bile çevreyi kirletmemesi, doğaya zarar vermemesi, insan sağlığına zarar vermemesi mümkün değil. Bu kadar sınırlı coğrafyaya 42 tane jeotermal şu an için hala daha da sayı artacak ve 1000'in üzerinde jeotermal kuyu var. Aslan Bey'le konuştum, bir toplantı önce konuştum. Murat Tan yüzde kaçlık kamulaştırmıştı hocam? Ruhsat sayısı. Murat Dağ, yani Uşak'taki Murat Dağ'ın %70'i ruhsat sahası, maden jeotermal santrali, maden sahası ilan edilmiş. Aydın'ın %60'ı, coğrafyasının yani yüz ölçümünün %60'ı jeotermal ruhsat sahası ilan edilmiş. Bunun anlamı Aydın'ın %60 coğrafyasının istedikleri jeotermal santral yapabilirler anlamına geliyor. Şu anda %20 alanında işletme alanı halinde faal geldi. Yani toprakların, Aydın topraklarının %20'sinde şu anda jeotermal santraller faal halde. Bu Germencik'te bulunmuş olduğumuz yani ilçede Germencik'te %60 yani topraktan %60'ında jeotermal işletmecilik yapıyor. Sarayköy'de ise %73 alanda jeotermal işletmecilik yapılıyor. Bu kadar çok sayıda fazla bir şekilde jeotermal santrali var. Jeotermal santrallerin yani dedik ki yani kanser ya da hastalığa yapan en önemli çevresel faktörler hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği ve gıda kirliliği. Ya bunlar ne kadar kirliyse, ne kadar fazla kanserojen, ağır metal, radyoaktif madde içerirse hastalıklara, kansere yakalanma oranı çok daha o kadar fazla.
Şimdi bu kadar çok fazla sayıdaki jeotermal santral kanunsuz çalışması sonucu ne oluyor derseniz, yani bu jeotermal santraller bulunmuş oldukları coğrafi koşullar itibariyle dünyadaki jeotermal santrallerden çok daha fazla şekilde çevresel kirlilik yapıyor arkadaşlar. Jeotermal santraller havaya yoğuşmayan gaz salıyorlar. Bu yani karbonatlı kayışlardan kaynaklı olması nedeniyle dünya ortalamasında 21 kat daha fazla yoğuşmayan gaz salıyorlar. Bunların içindeki hidrojen sülfür, kükürt dioksit, radon, partikülon madde kısaca gideceğim zaten. Yani salmakta. Dünya ortalamasından dünyadaki jeotermallerden 12 kat daha fazla karbondioksit salmakta. Jeotermal termik santrallerden 2 kat daha fazla karbondioksit salmakta. Kapatılmasını, jeotermal santralin kapatılmasını gerektirecek düzeyde 3 kat daha fazla karbondioksit salmakta. Sağlığa riske edecek şekilde, 1500 kat daha fazla hidrojen salmakta. Normalde olması gerekenden 76 kat daha fazla radon salınımı yapmaktalar. Bu kadar yoğun bir şekilde havayı kirletmekteler. Kükürt dioksit, çürük yumurta kokusundan bahsettiler. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na göre yaz dönemi Aydın'da, Türkiye'de daha doğrusu kükürt dioksit kirliliği en fazla olduğu il Aydın. Yani kendileri de aslında havayı, yani jeotermal santralin kirlettiğini kabul ediyorlar. 2022 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir çalışma var. Ege bölgesinde, İzmir'in de olduğu bölgede bir çalışma yapmışlar. Ve Ege bölgesinde kükürt dioksit kirliliğinin en fazla olduğu yerler Muğla'da termik santrallerin olduğu bölgelerde, Aydın'da ise jeotermal santrallerin olduğu bölgelerde kükürt dioksit kirliliği var. Yani havayı kirletiyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporunda, Aydın Çevre Durum Raporu'na göre Aydın toprak kirliliği yapan en önemli ikinci sebep jeotermal santraller. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toprak kirliliği yaptıklarını da kendisi beyan ediyor. Hava kirliliği, toprak kirliliği. Su kirliliği, dedik ki yani bu jeotermal santrale çıkarmış oldukları akışkanları geri bırakmadıkları için dere ve su kaynaklarını bırakıyorlar. Büyük Menderes Nehri'nde bu jeotermal akışkanlara göre olması gerekenden 70-80 kat daha fazla bor, 56 kat, 60 kat daha fazla arsenik, lityum, pek çok diğer maddeler var. Ve yapılan çalışmalarda Büyük Menderes Havzası'ndaki, yani nehre yakın bölgelerdeki ağır metal kirliliği Büyük Menderes Nehri kirliliğinden 5 kat daha fazla. Çünkü toprakta sulamaya bağlı ağır metal birikimi meydana geliyor. Ve bu topraklarda yetişen tarımsal ürünlerin yaklaşık %80'in şu anda bor toksitesi söz konusu. Yani toprağımızı kirletiyorlar, suyumuzu kirletiyorlar, havamızı kirletiyor, gıdamızı kirletiyor. Yetmiyor. Yapılan çalışmalarla, Germencik'te yapılan bir çalışmada arı sütlerinde normalde olması gerekenden çok daha fazla bor saptanmış. Arı sütlerini kirletiyorlar. İnek sütlerinde bu bölgede yapılan çalışmalarda yüksek düzeyde kurşun saptanmış. Jeotermal santrallere yakın bölgede de incir ve zeytinlerde ağır metal kirliliği saptanmış. Ve anne sütüyle, yani beslenen, Bülent hocam daha da iyi bilir, anne sütüyle beslenmeye bağlı faktörler içindeki, yani beslenme ürünlerin içindeki ağır metal kirliliği arasında bir direkt ilişki olduğu, yani şeklinde bir çalışma var. Ve yapılan Eskişehir, Afyon ve Ankara'daki çalışmada anne sütündeki aflatoksinle beslenme arasındaki de ilişki saptanmış. Yani bunlar gıdaları kirleterek, suyu kirleterek, tarımsal ürünleri kirleterek annemizin beslenmesi sonucu bebeklerimize dahi ağır metallerin kirlenmesine, bulaşmasına sebep oluyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dünya Kalkınma Bankası ve Jeotermal Derneği'nin ortaklaşa jeotermal kümülatif değerlendirme raporu, yani kendilerinin hazırlamış olduğu bir rapordan bahsedecek. Konuşmamı sonlandıracağım arkadaşlar. 2022'de yayınlandı. 2015 ve 2019 çalışmasında sonuçları değerlendirilmiş. Aydın'daki kadınların doğum oranı azalmış. Yani doğum Türkiye ortalamasına daha az doğum yapmaya başlamışlar. Doğan çocuklar Türkiye ortalamasından 4 kat daha düşük kilolu oluyorlar. Daha bizim çocuklarımız, bölgede yetişen çocuklarımız daha düşük kilolu ve hayata 4 kat daha geriden başlayarak, yani zayıf, çelimsiz ve hastalığa yatkın bir şekilde doğuyorlar. Yine bu bölgede akciğer hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, genetik hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar Türkiye ortalamasından fazla. Aydın'da bu dönemde 2015-19 dönemde kanserler 2 kat fazla, Germencik'te ise jeotermalin en fazla olduğu bölge 4 kat atmış. Ve çok daha dramatik, son 5 yıllık yani dönemde kaba ölüm hızı 9 kat artmış arkadaşlar. Ve son 5 yıllık verilere göre Türkiye'de kaba ölüm hızının en fazla arttığı bölge ya da il Aydın ili. Şimdi bunların hiçbirisi tesadüf değil.
Yani biz bilimi artık, yani bilimin hastalıkları kimin yaptı, nasıl yaptığı şekilde bir, yani bu çok net bir şekilde. Siz coğrafyamızda, yani suyumuzu, toprağımızı, havamızı, gıdamızı kirletirseniz bizim orada hastalıklı olmamamız, kanser olmamız mümkün değil. Ve bizim bölgemizde, buna İzmir'de dahil olmak üzere, erkeklerimiz Türkiye ortalamasında %25 daha fazla kansere yakalanma riski daha fazla arkadaşlar. Yine bu bölgede erkekler Türkiye ortalamasından %31 daha fazla akciğer kanserine yakalanıyorlar. Yine bu bölgede kadınlarımız Türkiye ortalamasından %16 daha fazla meme kanserine yakalanıyorlar. Yani çocuklarımız, annelerimiz, bacılarımız ve hepimiz genç yaşta kanser olup ölüp gidiyoruz arkadaşlar. Bu mücadelede kadınlar, çevre mücadelesinde kadınlar yani çok önemli. Gerçekten Kızılcaköy'de çevre mücadelesi veren ve kazanan yine kadınlarımızdı. Hatice teyzem, yani burada, yani benzetme yani yanlış olmasın, yani şöyle, orada da Ceride Hatice teyzemiz, namı diğer Ceride teyzemiz vardı. Aynı buradaki kadınlarımız gibi elinde bir sopayla jeotermallere karşı direneceğiz, jeotermal santral yaptırmayacağız şeklinde bir açıklaması oldu. O da yani belgesele tiyatroya konu olacak şekilde bir sahne oldu. Gerçekten de yaptırmadılar, kazandılar. Ama biz bu mücadelede 5 kadınımızı kaybettik bu pandemi sürecinde. Çevre mücadelesi içinde aktif bir şekilde olan Ceride teyzem de içinde olmak kaydıyla. Onların emekleri, ruhları ve şahsiyetleri önünde eğiliyorum, saygı duyuyorum. Yani bir yerde çevre mücadelesi kazanacaksa mutlaka kadından olması gerekir. Avdan'daki mücadele şunu göstermiştir. Gerçekten Atatürk'ün dediği gibi bu milletin efendisi köylüdür arkadaşlar. Köylünün olduğu yerde yaşam var. Köylünün olduğu yerde mücadele var. Köylü toprağına, vatanına sahip çıktığı zaman hiçbir güç bizi bu topraklardan kazıyıp atamayacak. Atması da mümkün olmayacak. Kurtuluş Savaşı'nda bu şekilde olmuştur. Bugün de çevre mücadelesi altında bu şekilde devam etmektedir. O anlamda gerçekten sizlere minnettarız, minnettarım. Ve şehirli nüfusumuza da söyleyeyim. Çevre kirliliğinin üretmiş olduğu kirlilik ürünlerinden en fazla aslında kente yaşayan insanlarımız etkilenmekte. Yani en fazla gıdayı siz tüketiyorsunuz. En fazla suyu siz tüketiyorsunuz. En fazla havayı siz tüketiyorsunuz. Ama tükettiğiniz tüm bu yani objeler hepsi kanserojen arkadaşlar. O yüzden lütfen başınızı kaldırın ve önce bulunduğunuz olduğunuz coğrafyadan, bulunmuş olduğunuz yaşadığınız sokaktan, kentten başlayarak bu çevre mücadelesinin içinde aktif bir şekilde yer alıp bayraktarlık yapın. Yani köylü nenelerimizin sahip olduğu bu DNA'yı elinize alıp bu bizi bu coğrafyadan söküp atmaya kalkışanlara çok kuvvetli bir şekilde bir sırtlarına bir sopa indirmemiz gerekiyor. Başka türlü bizi bu coğrafyada yaşatmayacaklar. Niyetlerin bu olduğunu hepimizin bilmesine fayda var. Hepinize teşekkür ederim. Ben bütün konuşmacılara teşekkür ederim. Şimdi vaktimiz var. Katkı sunmak isteyen arkadaşlar varsa sözü onlara bırakıyorum. Sizler de sabırla dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz ayrıca. Söz almak isteyen var mı? Belki bir katkıda bulunmak istersiniz veya... Biliyorum, onu beklerken bir bahsedeyim kısaca istedim. Belki bir katkıda bulunmak istersiniz veya şu an 3 farklı bölgeden 3 farklı mücadeleyi dinledik. Mücadele alanlarını nasıl genişletebilirize dair de yani birlikte de konuşabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden sözü ben siz değerli katılımcılara doğru uzatayım. Kim? Kalk sen konuşsan Bekir. Bekir amca konuşmak ister misin? Konuşsun. Herkes konuşsun. Tabii orman, orman. Millet, devleti millet destekliyor. Söyle bak, söyle. Toprağı var mısın? Ne yapacağız? Devlet biziz de ama. Toprak. Devlet biziz de. Tabii bizim. Devlet biziz. Millet olması devlet olmazdı böyle işte. Olmaz, olmaz. Devlet olmaz. Millet olması devlet olmazdı. Tabii orman, orman. Millet, devleti millet destekliyor. Söyle bak, söyle. Toprağı var mısın? Ne yapacağız? Topraksız. Devlet biziz de ama. Toprak. Devlet biziz de. Tabii bizim. Devlet biziz. Devlet biziz. Millet olması devlet olmazdı böyle olmaz, işte. Olmaz, olmaz. Devlet olmaz.
Kirey ablanın elinden mikrofonu alın. Oradan var. O tarafa doğru. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için ve bu konuda bize bütün o deneyimi aktardığınız için. Türkiye'nin birçok yerinde benzer meseleler var ama Büyük Menderes Havzası benim de çok ilgimi çekiyor. Bülent, ya Bayat Av içinde olduğu için Bülent'in raporunu da heyecanla bekliyorum. Çünkü o vesileyle ve MAD'ın çalışmaları vesilesiyle haberdar olmuştuk. Ben aslında şöyle bir soru sormak istiyorum size. Evet, köydeki insanlar, köyde yaşayan yerel halk daha çok bunun sıkıntısını yaşıyor. Biz şehirliler belki bunun çok farkında değiliz. Belki şehirleri sürece dahil etmek için sizin fikirleriniz vardır diye düşünüyorum. Belki biz gerçekten nasıl aksiyon alacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi, nasıl bir dayanışma içinde olacağımızı bilmiyoruz. Bir yandan evet, korkulan bir sürü şey var. Çünkü görüyoruz buradan da aslında çeşitli vesilelerle bu konuda destek olan arkadaşlar var ama... Evet, korkuyoruz belki de. Yani korku da en temel duygulardan biri. Bunu aşmanın belki başka yolları olabilir. Ben mesela şeyi merak ediyorum. Hatice teyzenin mahkemelik bir süreci var ve bu sürecin içinde olan bir sürü insanın. O nasıl aşıyor bütün bunları? Belki bu konuda biraz cesaret verici konuşmalar yapabilir diye düşünüyorum. Ben cesaretliyim kızım. Ben cesaretliyim. Tamam, sonra ölüm bunu. Nereye gitsem ölüm. Ah. Ben cesaretim koyamıyor. Söz almak ister misiniz Aslan abi? Ya ben şunu söylemek isterim. Bir kere korkunun ecele faydası yok, biliyor musunuz? Yani korkmak nereye kadar? Korkan insanlar her gün ölüyorlar. Ama cesur, hakkıyla yaşayan, adaletli yaşayan insanlar bir sefer ölürler. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor bu mücadeleye müdahil olmamız için? İlk önce inanmanız gerekiyor. Bu mücadelenin haklı ve meşru bir mücadele olduğuna inandırmanız gerekiyor kendinize. Bundan daha haklı, daha meşru bir mücadele yok dünyada. O zaman ikinci aşama örgütlenmekten geçer. Bunu sorguladıktan sonra insan örgütlenme yöntemini zaten sağlamak çok kolay bence. Sizinle birlikte aynı düşünen olduğuna inandırmanız gerekiyor kendinizi. Bundan daha haklı, daha meşru bir mücadele yok dünyada. O zaman ikinci aşama örgütlenmekten geçer. İş olabilir. Zaten kırsalda, yerelde bu mücadeleyi veren insanlar var. Onlarla ilişkiye geçerek, bizlerle ilişkiye geçerek, bizlere güç katarak bir mücadeleyi sürdürmemiz mümkün. Endişeleri duyan, geleceğe iyi bakan insanlar bir araya gelmesiyle ancak bu iş olabilir. Zaten kırsalda, yerelde bu mücadeleyi veren insan, sadece ondan yararlanmayacağız, tüketmeyeceğiz hep. Sadece tüketmek için bakmayacağız. Üretmek için bakacağız. Ha, üretmek derken yani tarlada çalışmayı kastetmiyorum. Beyimsel olarak üreterek bunu sağlamaya çalışacağız. Küçük standlar kuracağız. Tek başınıza da olsanız bir masa açıp çevreyle ilgili çok şeyler yapabilirsiniz. Bilgisayarınızın başına geçip bir 3-5 satır bir şeyler yazıp insanlara dağıtabilirsiniz. Her şey yapılabilmesi mümkün. Çünkü en meşru, en haklı bir mücadele olduğu için karşınıza çıkabilecek engelleri de bu sayede aşmanız mümkün olacaktır. Bu size cesaret verecektir. Şöyle bir söz var, hani İsmet İnönü söylemiş ya onları. Biz namussuzlar, en az namussuzlar kadar cesur olmadığımız sürece kurtuluş yok. Ben başka söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yani katkı almak, vermek isteyen. Tabii ben soru sormak. Tabii isterim. Bir yarayız belli olarak bir tabii sizlerden özellikle Bornova'lardan, yani Bornova'da yaşayan hemşehrilerinden tabii şunu görmelerini istiyorsunuz. Yani siz şimdi Bornova'da yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani akşam gökyüzüne baktığınızda yani dolunayı rahat görebiliyor musunuz? Yıldızları çok rahat görebiliyor musunuz? Balkona çıktığınızda temiz sabah ya da akşam temiz hava soluyabiliyor musunuz? Kadınlarımız çamaşır yıkıyor. Çamaşırları astığınız zaman üstündeki tozları, toprakları görebiliyor musunuz?
Ya da hiç bunu sorgulamaya ihtiyacı hissettiniz mi? Yani benim yani güneşimi, soluduğum havayı kirleten Bornova'da ne var acaba? Çok uzak değil. Şurada çimento fabrikası var. Bu nasıl olabilir bir şey arkadaşlar? Bu nasıl kabul edilebilir bir şey? Yani bunu hiçbir enerji, hiçbir ihtiyaç açıklayamaz. Ya da hiç bunu sorgulamaya ihtiyacı hissettiniz mi? Yani benim yani güneşimi, soluduğum havayı kirleten Bornova'da ne var acaba? İzmir Türkiye'nin en ekonomik, en demokratik, yani en gelişmiş bölgesinde yaşayan bir coğrafya ve insanlar ama yıllardır bu konuda bir ses yok, tepki yok. Niye siz buradan Bornova'dan bu çimento fabrikasına yürümüyorsunuz? Niye yani Altındağ'daki çimento fabrikasına yürümüyorsunuz? Kabul etmiyor, yani itiraz etmiyorsunuz. Yani bu kadar yani kabul etmek suskunluk. Niye? Kendinizden neyden korkuyoruz? Yaşamaktan mı korkuyoruz? Yaşamak için tüm elimizdeki argümanlar alındı. Yok. Yani biz yani yarı ölü vaziyette bu şekilde ortalıkta dolaşıyoruz zaten. Buna itiraz etmek çok zor değil. Hayır, kanunlar hala pek çok yani kanunlar yani engeller teşkil etse de kanunlar güdüm altına almış olsa da hala daha çevreyi yaşamı koruyan kanunlar var. Siz varsınız. Yani hiçbir kanun sizin yaşamınızın üstünde değil. Yaşamın kutsallığı üstünde hiçbir kanun yoktur. Hiçbir yer gerekçe yoktur. Bunu lütfen yapın. Kendiniz için yapın, çocuklarınız için yapın. Yani biz tamam yani bize de yani beraber bu mücadele beraber verelim ama bu iş buradan başlaması lazım. Arkadaşlar ben İzmir'e bu çimento fabrikasını yakıştıramıyorum, kabul edemiyorum. Bu körfezin kirliliğini yıllardan beri kokan bu İzmir'in körfezin kirliliğini karşılaştıramıyorum. Yani Aydın'da çürük yumurta kokuyorsa körfezde de aynı koku var. Kirleten unsurlar aynı, kirleticiler aynı, farklı değil. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Ve aynı insanlar, aynı rant peşinde koşan, aynı zihniyetteki insanlar şu ya da bu kesimden fark etmiyor. Aynı nemalanan kesimler bunu kirletiyorlar. Lütfen buna müdahil olun. Lütfen sesinizi çıkartın. Şu ya da bu şekilde örgütlenin. Hiçbir şey yapamıyorsa, hiçbir dernek olamıyorsa konu komşu bir araya çıkın. Yürüyün şuradan arkadaşlar. Yürüyün oraya doğru ya. Bakın Türkiye'de, Aydın'da, İzmir'de neler değişecek. Nerenin değişimine önderlik edeceğiz. Bunun farkında varın. Kendinize inanın ve güvenin. Benim ricam bu. Söz almak isteyen var mı başka? Ya ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu mücadele esnasında bu hani sivil direnişe eşlik eden hukuki süreçler oluyor. O hukuki süreçlerde de açılan davaların... Söz almak isteyen var mı başka? Ya ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu mücadele esnasında bu hani sivil direnişe eşlik eden hukuki süreçler oluyor. O hukuki süreçlerde de açılan davaların dayanağı olarak bir takım çalışmalar kullanılması gerekiyor. Yani burada aslında akademinin de çok faydalı olabileceği bir yer varmış gibi görünüyor. Şeyi merak ediyorum. Yani siz mesela dava süreçlerinde... O tür bir işbirliği yapabiliyor musunuz? Oradaki akademisyenlerin mesela, akademinin rolünü nasıl görüyorsunuz? Daha farklı gerçekleşebilecek ne var? Birazcık bu tarafını açmak istedim. Sayısızca yapılmış. Yani her türlüsü yapılmış aşağı yukarı. Yani bir, yani okumuyoruz. Yani yapıldıktan sonra bunlar çalışmalar bence orada kalıyor. Paylaşılmıyor, dile getirilmiyor. Yani okunmuyor. Ve ne yazık ki akademi tabii buradaki rolü bu çalışmaları kamuoyuyla paylaşmıyorlar. Paylaşma konusunda sıkıntılar var. Ya da şunu yani bazı çalışmaların yapılması önünde engeller var. Mesela yani jeotermalle ilgili, jeotermallerin İncir'e ilgili bir çalışması yapıldı yani Aydın'da. Bu çalışmayı yapan arkadaşa yani yapma şeklinde jeotermal şirket tarafından tehditler yapılmış. Yapıldıktan sonra da ölümle tehdit edilmiş. Yani bunu bizzat kendi ağzından bir toplantıda dile getirdi. O şekilde baskılar var ama yani yapıldı ve dile getirdi. Korkmamak lazım. Yani özellikle Türkiye'ye önderlik etmesi gereken kesimde bulunan üniversitedeki akademisyenler ya da belli işte kurumların başındaki dernekler, odalar, birlikler, belediye başkanları vesaire bunların korkmaması gerekir. Yani bizim bulunduğumuz olduğumuz nokta biz kamusal görev yapıyoruz. Kamu adına oradayız. Yani o borç bu borç. O gün bugün.
O borcu yerine getirmemiz lazım. Korkmamamız lazım. Yani hele korkmaması gereken, bu ülkeye önderlik etmesi gereken insanlar, kesimler var. Korkmaması gerekir, önderlik etmesi gerekir var. Yani maalesef Bülent Hocam da yani daha iyi biliyor yani bu konuyu. Susturulmaya çalışıyor. Akademisyenle çalışma yapmaması şeklinde bir dayatmalar var. Pek çok cezai yetenek var. Ama yine de çalışmalar var. Bu çalışmaları bize düşen görev bulmak, paylaşmak, dile getirmek. Benim bu anlamda söyleyebileceğim şimdilik bu. Yani hukuksal süreçte aslında çevre ve doğu mücadelesinin bir ayağı sadece. Bence asıl olan şey toplumsal mücadele, kitlesel mücadele, olayın öznesi diye kabul ediyorum. Zira hukuksal mücadele sonuçta bir noktaya gelip tıkanıyor. Çünkü öyle bir memlekette yaşıyoruz ki tek bir kişi hem yürütmeye hem yasamaya hem de yasamaya ve hukuka hakim olduğu için bir gece kararnamesiyle bir milli park işte maden sahası alanına açılabiliyor veya işte bir kararnameyle altın madeli davayı kaybetmiş olsa bile çalışmaya başlayabiliyor. Zira biz aynı şeyi Kışçadağı altın madeninde de yaşadık. Davaları kazandık. İşletmeyi durdurma kararı alındı ama sonra Bakanlar Kurulu'nun kararıyla o zaman için 2008 yıllarına tekabül eden bir süreçte yaşadık bunları. Tekrar çalışmaya başladı. Yani hukuksal sürecinde çok kısıtlı alanları var ama yürütülmesi gerekiyor mu? Elbette gerekiyor. Bu süreç içerisinde biz tabii yatsıyamayız. Baroları yatsıyamayız. Çok büyük katkılar oluyor bize. TUMOB'u Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası'nı yatsıyamayız. Onların çok iyi katkıları oluyor. Çok yardımcı oluyor. Asıl olan şey bence bu mücadelenin siyasi ayağının eksik kaldığı. Çünkü bu mücadele aynı zamanda siyasi bir mücadele olmak zorundadır. Bu açıdan baktığımızda siyasi partilerin hiçbirisinde, ben yani genellemeyi rahatlıkla yapabilirim, sadece sağ partilerden bahsetmiyorum, bu işe sol partiler de dahil olmak üzere gündemin ana maddesi veya işte ana sorunumuz olarak görmüyorlar. Görmüyorlar. Türkiye'de en önemli başat sorun ne derseniz bana çevre sorunudur derim. Çünkü yaşadıklarımızı görüyorsunuz. Eğer bizler bu meseleye hep birlikte, el birliğiyle sahip çıkmazsak görürsünüz yakında bu sorunların müsebbipleri bu meseleye el atıp faturasını bize çıkaracaklar arkadaşlar. Sanki müsebbibi bizmişiz gibi. Karbon ayak izi diye bir şey var ya, ona girmeden bir şey söyleyeyim. Yarından sonra o karbon ayak izine istinaden bedelini de biz ödeyeceğiz. Hatice teyze bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim gel. Konuşmayı gel. Başka söz almak isteyen var mı? Orada hocam var sanki. Ha, orada mı? Evet. Ha, tamam. Ben de Duygu'nun sorusuna istinaden bir şeyler paylaşmak istiyorum. Aynı anda Metin Hocam'ın söylediklerine de bir nevi cevap olsun istiyorum. Evet, akademi bence kafasını kuma gömmüş. Gerçeklikten uzak bir şekilde çalışıyor. Belki de bu durum kolaycı, daha temiz, daha steril, baş ağrıtmayan bir durum. Ben de tesadüf o ki lisansüstü çalışmamı yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yaptım. Yakın zamanda doktora çalışmamı bitirdim ve biyokütle alanında çalışmalarımı yaptım. Biz enstitüye ilk başladığımız zaman yenilenebilir enerjinin ne kadar temiz olduğunu, Türkiye'nin de kurulu gücünün yıllar içerisinde arttığını,
rakamlarla takip ediyoruz. İşte bunların çeşitli mekanizmalarla desteklendiğini, işte 2006-2008 yıllarından başlayan bir ivmeyle kurulu gücümüzün arttığını ve bundan da gurur duyuyorduk. Ta ki ben de bu saha çalışmasında yer alana kadar. O zamana kadar tertemiz enerji, tabii ki her enerjinin bir çevresel olumsuzlukları vardır ama görece fosil kaynaklara göre daha temiz bir enerjiydi. Ama burada önemli olan yönetmeliklere uygun ve bilimsel bir şekilde bu işlerin yapılması gerektiği. Türkiye bence en büyük sorunlarından biri denetimsizlik ve iş ahlakının olmaması diye düşünüyorum. Bunlar bilimsel bir şekilde uygun yapılırsa çevresel olumsuz etkileri daha az olacak. Minimum seviyeye kadar indirilebilecek ama biz bunu yapmıyoruz. Ve daha hırslı bir şekilde daha fazla kazanç uğruna çevreyi, ekosistemi heba ediyoruz. Artık kaçınılmaz bir şekilde biz, yani bir tane yaşanan yer var ve belki de antroposen çağından da biraz bahsetmek lazım. İnsan artık her küresel iklim krizinin en büyük aktörü, sebebi ve büyük bir hızla da sonunu getiriyor. Bir yok oluşa doğru gidiyoruz. Her kesimin bence elini taşın altına koyması gerekiyor. Farkındalığın artması gerekiyor. Ben de bir nevi hem öz eleştiri vermek, çünkü bu zamana kadar tertemiz bir enerji ve bu alanda çalışmaları nasıl geliştirebiliriz diye bakar iken, diğer bir yandan da topraklarını kaybeden, suyunu kaybeden, kirleten ve hepimizin bu zincir içerisinde etkilendiğini çok geç fark eden bir insan olarak söylüyorum bunu. Her türlü mücadelenin anlamlı olduğunu, kıymetli olduğunu, burada şu an bu sohbet içerisinde bulunmamızın da bir şekilde insanların zihinlerinde ufuk açtığına inanıyorum. Ben de bu tecrübeleri bizlere aktardığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Yaşları büyüklerim, yani babaanne, anneannem yaşlarında olan insanların bizler için buraya kadar gelmiş olmaları çok kıymetli. İyi ki varsınız. İyi ki bizleri bu konuda aydınlattınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Oradan bir söz alın. Merhabalar. Öncelikle bu araştırma için, bu güzel panel için araştırmacılara, panelistlere çok teşekkür etmek istiyorum. Afdan halkına, duyarlılığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Çok şey öğrendim bugün. Çok duygulandım. Ben bir akademisyenim. Biraz konularım itibariyle giriyorum bu hassas konulara. Üzülerek çalışıyorum. Son zamanlar yaptığım bir araştırma ile ilgili bulgularım aslında, konuştuk ya hani devletin maden politikası siyasi bir şey istiyor, irade istiyor bu konu diye söyledik ya, çok bu konuda umutlu değilim açıkçası, daha da kaygılarım artıyor. Şuna dayanarak söylüyorum bunu, şu sıra büyük devletler sanayi politikalarında özellikle temiz enerji adı altında, yenilenebilir enerji adı altında çok büyük yatırımlar veriyorlar. Büyük şirket yatırım destekleri, teşvikler veriyorlar büyük şirketlerine. Çin, Amerika, Avrupa Birliği, 300-400 milyar dolarlık şirketlere kaynak aktarıyorlar bunun için. Temiz enerji üretsinler, yarı iletkenler bazlı ürünler üretsinler diye. Bu yarı iletkenler, bu bataryalar, elektrikli otomobillerde kullanılan bataryaların hepsi çok ciddi madenler kullanılarak, yani hassas dediğimiz değerli madenler kullanılarak üretiliyor. Ve açıkçası lityum, nikel, bakır, germanyum, işte bunların bir kısmı da bizim topraklarımızda da ve maden teknik aramanın şu andaki böyle raporlarına baktığınızda işte gelecek potansiyeli olduğu gösteriliyor Türkiye bu açıdan. Dolayısıyla aslında daha da
bu konuda. Mesela Avrupa Birliği'nin şu anda komisyonun açıkladığı bir şey var. Bir yandan temiz enerji için sanayi desteklerini açıklarken bu enerji, bu sanayiler için kritik ham maddeler yasası la arz eden ülkelerin bu arzlarını, Çin çünkü şu anda en çok bunu arz ediyor. Diğer ülkelere yaymaya, yani arz kaynaklarını geliştirme planı yapıyor ve hatta kritik ham maddeler kulübü kurmayı çalışıyor. O kulübün içinde de Avrupa'da işte bu şeyi kullanan firmalar ve ülkelerle bunu arz eden, bu madenleri arz eden ülkeleri bir araya aynı masada bir kulüp altında toplamayı planlıyor. Dolayısıyla biz maalesef bu kısımda arz eden ülkeler arasında, yani o temiz enerjili ürünleri üreten ülkelerin kirlilik sığınakları olacakmışız gibi görünüyor. O yüzden hani sanayide bu politikada siyasi irade bizim çok da olumlu gelişmeyecek gibi görünüyor. Teşekkür ederim. Çok uzattım ama. Ön tarafa. Ben bir ek yapayım abi senden önce. Aslında hocamın bahsettiği bu tantal, niyobyum, germanyum, lityum artık şeyde akademik literatürde çatışma mineralleri diye geçiyor. Çatışma, savaş. Çünkü büyük bir çoğunluğu küresel güney ülkelerinden, yani yoksul ve halen hani gerçekten çok incelmiş, kılcallaşmış, neredeyse görünmez olan demeyeyim ama rıza üretilerek sağlanan siyasal iktidarların doğrudan katılımıyla sağlanan, bizim ülkemizde olduğu gibi ülkelerden temin ediliyor ve zengin işte kuzey ülkelerine, küresel kuzeyde yer alan ülkeler, işte Avrupa Birliği, Kuzey Amerika, Japonya vesaire ve görünen o ki adı temiz enerji olarak nitelenen işte rüzgar, jeotermal vesaire enerji hani yatırımların arka planı da bu çatışma madenlerinin üretimine dayandığı için yine yoksulluk, sömürü, savaş, çatışma gibi hani bir takım küresel ölçekte etkileri olan ama coğrafi anlamda baktığımızda belli bölgeleri hani çok ağır etkileyen, orada çok ciddi yıkım yaratan, örneğin Kongo'da olduğu gibi yerleri etkiliyor. Bizim ülkemizin gidişatı nasıl olur? Ben de biraz hocam gibi çok olumlu bakmıyorum aslında. Yani çünkü siyasal İktidar bir yola soktuğunda şimdi biz temiz enerji değil aslında. Yani yıkım yaratıyor, toprak kirliliği yaratıyor, insanların yüzlerce yıldır yaşadıkları yerlerden gitmelerine, göç etmelerine yol açıyor. Yani bir yersiz yurtsuzlaşmaya yol açıyor. Arka planı son derece kirli ama işte söylem temiz bu temiz dediğimiz şeye karşı belki bir hani nasıl diyeyim, böyle ikircikli eleştirel bir pozisyonda olmamız lazım. Buyurun hocam. Efendim teşekkür ederiz. Öncelikle tabii ben başka bir taraftan bakmayı önereceğim. Bülent kardeşimin bu sözünü ettiği, diğer katılımcıların söylediğini ettiği her şeye tabii katılarak. Şimdi bakın teyzeler gidiyorlar, ne güzel onları burada görmek. Bakın dünyada insan olmaya, kurum olmaya artık 3 temel ögeden bakıyor evrensel kriterler. Türkçeleri biraz karışık olduğu için İngilizcesi yani diversity, equity, inclusion dediğimiz, yani çeşitliliğe saygı göstererek, fırsat eşitliğini önemseyerek, herkesi kapsayarak bir işler yapıyorsanız bu dünyada varsınız, kabul ediliyorsunuz. Evrensel kriter bu. İnsan olmanın da, kurum olmanın da. Bu anlamda Bayatav'ın zaten kuruluş amaçlarının içinde bu var ve böyle bir etkinliği düzenlediği için tabii Bayatav'ı kutluyoruz, izliyoruz Bayatav'da olup bitenleri. Bu sergi, bu konuşmalar çok önemli. Ama ben başka bir şeye dikkat çekeceğim. Şimdi aramızdan kaç kişi telefon şurada çekmezsek şikayetçi olacak? Çekmiyor ya, değil mi? Operatör Turkcell buraya yansıtıcı kurmamış, çekmiyor. Değil mi? Kaç ayakkabınız var? Kaç pantolonunuz var? Kaç gömleğiniz var? Çantalarınızda şişe suları taşıyorsunuz. Onları çeşmeden mi doldurdunuz? Satın mı aldınız? Mikroplastiklere karşı tepkiniz ne? Vücudunuzda ne kadar mikroplastik taşıyorsunuz? Bütün bu soruların cevabı çok önemli. Dünyanın her yerinde artık kadınlar şöyle övünüyorlar kendileriyle. Benim sadece 100 eşyam var. Bütün giysilerim, ayakkabılarım, her şeyimin toplam sayısı 100. 101.yi alınca birini elimden çıkarıyorum.
O zaman hızlı modaya karşı tepki göstermiş olacaksınız. Son depremde ne oldu? Bütün Türkiye'deki önemli şirketler depolarını boşaltıp deprem bölgelerine elbise yağdırdılar. Sonra onların fotoğraflarını gördük hep birlikte. Sokaklara yayılmış. Ama aynı fotoğraflar 20 yıldır Batı Afrika sahilinde duruyor. Bütün o önemli, bildiğiniz çok önemli markalar, hatta onların çantasını, elbisesini giydiğimizde böyle göstermekten hoşlandığımız markalar Afrika'ya yağdırıyorlar. Ama Fil Dişi sahili, Etopya sahili, hem Batı boynuz hem Doğu, hepsi Afrika kıyılarında akıl almaz kirlilikler yaratıyor. Dünyada 7. kıta var. Plastikler. 7. bir kıta oluşturdular. Bunların tamamı bireysel sosyal sorumluluk göstermemekten geçiyor. Bireysel olarak ne yaptığımız önemli. Telefon çekmiyorsa kızmayacağız. Çeşmedeki suyu içeceğiz. Bak, İzmir'in çeşme suyu içilir. Belli birkaç nokta haricinde her yeri içilebilir. Kaç kişi İzmir'de çeşmeden su içiyor? Ben kendi çevremde diyorum ki çeşmeden su içiyor. Aa, zehirleniriz diyor arkadaşlarım. Yok ya, zehirlenmeyiz biz. Ben kendim bildiğim bileli İzmir'de çeşmeden su içiyorum. Gayet de güzel. Müthiş bir su. Magnezyumu güçlü. O içtiğiniz arıtma sularının, şişelenmiş suların içinde ne magnezyum var ne kireç var. Diş hekimlerinde sürünüyorsunuz o suları içtiğiniz için. Ha, tabii onun kirlenmemesi için hepimize görev düşüyor. Buraya fabrikalar, çimento fabrikaları 50 sene önce yapıldı. Çünkü o fabrikaların işletilmesi için ucuz sanayi işçisine ihtiyaç vardı. Kentlere göçü aktarmaları gerekiyordu. Bütün onları, insanları tarımdan vazgeçirmeleri gerekiyordu. Köy enstitüleri niye kapattılar? Tarımdan vazgeçirmek için. Tarımdan vazgeçmeyeceksiniz. Bahçenizde ektiğiniz domates de tarımdır. Balkonda yaptığınız bahçe de tarımdır. Daha geniş alanlar da tarımdır. Tarım bilincini. Ha, kim çocuğuna buğday ekmeği öğretiyor? Kim çocuğuna fasulye ekmeği öğretiyor? Ben çocukken fasulye ekeye, her sene fasulye ektim ben hayatımda pamukların içine. Bunlar hep unutuluyor. Bireysel sosyal sorumluluktadır Bülent kardeşim her şey diye düşünüyorum. Bu konuda daha çok uzun konuşabiliriz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. Evet. Okey mi? Son söz diyelimse buyurun. Yani teşekkür etmek istiyorum tüketim tarafta ortaya çıkartmak. Ama aynı zamanda yani bireysel bir şey, toplumsal başka bir şey. Ya yani kadınlar belki de gün sana ayakkabı almak almamak gerekiyor. Erkekler de en son cep telefon veya arabaya istememek gerekiyor. Ama o bir şey, bu ürünler topluma sunuyor. Biz bunu mecburiyetten kullanıyoruz. Yani biz seçebiliriz. Orada bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Biz bunu seçmemeliyiz. Ama aynı zamanda üreticilerin bir sorumluluk var. Ben iyi niyetli örnek vereyim. Bulaşık makinesi, tabletler, doğal yeşil bir şey aldım ve açtım. İçindeki tabletlerin paketi plastik. Şimdi kötü kimyasal tabletlere jelatin kullanılıyor. Ya ben iyi bir şey yapmıyor muydum, kötü bir şey mi yapmıyor muydum da belli değil. Ama bir ekonomik boyut var. Ya o yeşil yapan şirketini belki de jelatin kullanmak isteseydi o zaman maliyet yükselecekti. Kim bunu... Yeşil yağlama, yeşil yıkama. He, ama... Ama bir ekonomik boyut var. Ya eğer alamazsanız, ya bir ürün pahalı olacaksa o zaman alamazsınız. Eğer bir şey ekeceksin ama petrol dayanıklı bir çiftçilik sistemin içinde üretiyorsunuz, o zaman üretemezsiniz. Yani bu sadece bir bireysel değişiklik değil, bu bir toplumsal değişiklik istiyor. Evet. Diye düşünüyorum. Ben toparlayayım. Vaktimiz de epeyce geçti. Şimdi tabii iki tarafın da bende rolü olduğunu düşünüyorum. Yani bireysel sorumluluklarımız da var elbette. Toplumsal sorumluluklar da var.
Hakeza bir sistemin içerisinde yaşıyoruz. Yani bu kar, piyasa odaklı sistem, maliyet baskısı, güvencesiz hayatlar olduğu sürece elbette bireysel çabalar bir yere kadar sınırlı olacaktır. Hani daha sistematik, daha kapsayıcı bir dönüşüm lazım. Ama iki taraf da bence önemli. Yani çünkü bireysel sadece sorumluluğu şey gibi algılamıyorum ben. Yani Nedim abin dediği gibi, yani az tüketelim. Elbette ihtiyacımız kadar tüketelim. O çok açık. Ama asıl bence kritik sorumluluğumuz, yani biz bu kötü işleyen bir takım insanların hayatını mahveden, sonuçta etkileri herkese değen, az veya çok, doğrudan ben Antalya'da yaşıyorum, Avdan'dan gelen, Germencik'ten gelen arkadaşlar kadar bu sonuç ağır kirlilikten etkilenmiyorum ama yine de etkileniyorum. Yani orada yetiştirilen ürünler Antalya'ya da geliyor, Antalya'da çok ağır toksik kimyasal kullanılıyor, İzmir'e de gidiyor, İstanbul'a da gidiyor, yurt dışına gidiyor. Yani bizi birbirimize bağlayan ama sorunlar üzerinden bağlayan bir sistemin içindeyiz. Dolayısıyla bu sisteme hani müdahale etmek, yani politika yapmak, politika üretmek son derece kıymetli. Sözü Cemre'ye bırakıyorum. Ben çekiliyorum. Konuşmacılara tekrar teşekkür ediyorum. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Ya ben aslında dayanamayacağım. Beyefendi ile hanımefendinin söylediklerine bir katkı sunmak tabii açısından. Ya tüketim ekonomisinde yaşıyoruz ve sürekli ona endeksli delicesine bir üretim var. Bu üretim neye yönelik yapılıyor? Kar amaçlı, rant amaçlı yapılıyor değil mi? Evet, şimdi kar amaçlı bir ekonomiyle karşı karşıyayız, rant amaçlı bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Tüketim ekonomisi sistem sanki ihtiyaçmış gibi bize bir takım şeyler sunuyor. Plastik poşetler ihtiyaç mıydı bir zamanlar? Kesinlikle ihtiyaç değildi. Fileyle veya kese kağıtlarıyla alışverişlerimizi yapıyorduk. Aynı sistemin içerisinde yaşıyorduk ama değil mi? Sistem telefonu sunuyor bize. Biz onu zorunlu bir tüketim ihtiyacıymış gibi görüyoruz, alıyoruz. Başka bir şey sunuyor bize. Zorunlu bir tüketim ihtiyacıymış gibi alıyoruz. Ve o bizim zorunlu ihtiyacımız haline geliyor. Biz bunu, bize bunu empoze ediliyoruz. Yani aslında biz sistemsel sorunla karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada bizim seçmemiz gereken veya sorgulamamız gereken şey gerek enerji açısından olsun, gerek tüketim maddeleri açısından olsun, ne için üretiliyoruz, nasıl tüketiyoruz onu sorgulamamız gerekiyor. Enerji insan için mi üretiliyor, yoksa tüketim maddeleri insanın yararı için mi üretiliyor, yoksa kar yapmak için mi üretiliyor? Bunları sorguladığımızda aslında sonuçları da çok net bir şekilde ortaya çıkacak. İnsan odaklı, insan yaşama odaklı, insanın ihtiyaçlarına yönelik üretim ekonomisine geçtiğimizde bu işlerin büyük bölümü çözülmüş olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Abi arada konuşsak. Tamam. Ya tabii. Şüphesiz. Tabii. Cemre? O zaman etkinliği kapatıyoruz. Ben her birinize öncelikle geldiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Ayağınıza sağlık. Özellikle Avdan'dan buralara gelen sizlere teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında aslında benim teşekkürler listem çok uzun. Saha ekibine, bu Büyük Menderes Havza çalışmasına sebep olan bütün insanlara, Bayatav Sanat arkadaşlarıma bizi konuk ettiği için. Ve biz normalde bu etkinliği içeride yapacaktık hava durumundan dolayı. Ama dışarıda yapabildiğimiz için de çok mutluyum çünkü böyle kalabalıkla birlikte yapabilmiş olduk. Öyle bitirebiliriz artık. Tekrar teşekkürler.